Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bu akşam özel bir yayında beraberiz ve özel bir konuğumuz var, Sayın Hatip Dicle. Burada bulunan herkes Hatip Dicle'yi tanıyor, onun için girişte bir şey söylemeyeceğiz kendisine ilişkin. Yayınımızın başlığı Orta Doğu'daki kaotik durum, Kürtler ve Öcalan'ın özgürlüğü. Biliyorsunuz 10 Ekim günü yeni bir kampanya başladı. Uluslararası arenada başlayan bu kampanya Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm şiarıyla sürdürülüyor. Kampanya 74 ülkede yapılan basın açıklamasıyla start almıştı. Şimdi bu akşam öncelikle Sayın Hatip Dicle'ye, Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ile Kürt sorunu ve dolayısıyla bölgedeki sorunlar arasındaki ilişkiyi soracağız. Yani Öcalan'ın özgürlüğü Kürt sorununun çözümü için nasıl bir etkide bulunur ve Kürt sorununun çözümü bölgedeki diğer sorunların çözümü için nasıl bir zemin oluşturur veya oluşturabilir? Bu konulara değineceğiz. Bu bağlamda çeşitli sorularımız olacak. Biliyorsunuz Sayın Hatip Dicle 2013-2015 yılları arasında HDP'nin İmralı heyetinde de yer aldı. Ancak kendisi 8 aylık, son 8 aylık görüşmelere katıldı. Bu görüşmelerde Sayın Öcalan'ın şu an içinde olduğumuz sürece dair öngörü ve izlenimlerine de tanık oldu. Ancak sadece son yıllar değil, Sayın Hatip Dicle 1993 yılında da Demokrasi Partisi Genel Başkanı iken dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın talebi doğrultusunda ilan edilen ateşkese de katkı sunan bir siyasetçi. Bu ateşkesin sağlanması için Sayın Hatip Dicle ve o zamanki milletvekili arkadaşı sadece son İmralı ve Oslo süreçleri değil, Sayın Öcalan'ın demokratik çözüm arayışlarının arka planı ve kronolojisini de sormaya çalışacağız. Herkese biliyorsunuz İmralı'daki görüşmelerin sürdüğü günlerde Kobani direnişi de vardı. Bu süreçte devlet heyeti de İmralı'da görüşmelerde hazır bulunuyordu. Sayın Hatip Diş de bunların da tanığı. Bu da dikkat çekeceğimiz ayrı bir konu. Ve elbette ki bölgedeki çok önemli gelişmeler var. Bu gelişmelerin Kürdistan'ı, Kürt meselesinin nasıl etkileyebileceğini de tartışacağız. Yayınımızın ana çerçevesi budur arkadaşlar. Eğer siz de isterseniz tabii mutlaka sorularınız vardır. Sorularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz. Hem bizim mesaj kutusuna iletebilirsiniz hem de bu yayının linkini paylaştığımız tweetlerin altına yazabilirsiniz. Doğrudan mesajlarınızı görür ve sormaya çalışacağız. Ancak dediğim gibi lütfen sorular belirlenen konu başlıkları çerçevesinde olsun. Eğer başka sorular olursa ki mutlaka vardır, önümüzdeki günlerde elbette bu soruları da içeren başka bir yayın da yaparız. Öte yandan Öcalan'a özgürlük Kürt sorununa çözüm kampanyası çerçevesinde Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinde eylemler de var, yoğun şekilde devam ediyor. Yine 18 Kasım günü Gemlik'e bir yürüyüş var. Bu konuları da ele alacağımız başka bir yayını birkaç gün içerisinde gerçekleştirmeyi umuyoruz. Daha doğrusu planlıyoruz. Ve bu yayında gazeteci arkadaşımız Cahit Mervan da hazır bulunacak. Meltem arkadaşımız da yardımcı oluyor. Ve şimdi başlıyoruz. Sayın Hatip Dicle'ye sesimiz gidiyor. Herhalde. Ses geliyorsa bize bir cevap verebilir misiniz? Ses gitmiyor sanki. Kendi mikrofonu açık ve Sayın Hatip Dicle ses geliyor mu acaba? Şimdi bir yandan da telefonda yazıyorum. Ses geliyorsa mutlaka gitmiyor. Gitseydi zaten. Şimdi mikrofon açık. Mikrofon açık ama sanki bir problem var orada. Teknik bir problem var. Ve bir şey geliyor. Bir yankı var.
Ses gelmiyor bize. Sayın Hatip Dicle bence bir çıkış yapsın, isterse tekrar girsin, biz öyle alalım sanırım. Teknik bir sorun var. Eğer bizi duyuyorsa, galiba duyuyor ama sesi bize gelmiyor. Normal telefondan bir ses geliyor bana sanki. Meltem, sana da geliyor mu? Evet, bir şey var, böyle çok derinden gelen bir ses var ama ben senin taraftan geldiğini Yok sandım yok, da. benden gelmiyor. Benden kaynaklı değil. Orada çünkü mikrofon açık. Ve mikrofon açık olduğu halde ses gelmiyor. Mutlaka bir telefondan veya başka bir şeyden kaynaklı. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şimdiden çok şey geldi. Şimdi bir cızırtı var. Maalesef sesi alamıyoruz. Bir çıkış yapıp girer misiniz lütfen? Diyoruz. Şimdi geliyor mu? Alo? Siz bizi duyabiliyor musunuz şu anda? Şu anda ses alıyoruz. Evet, şu anda alıyoruz. O cızırtı Tamam. da gitti. Konuşlar. Bir şeyden mi kaynaklı? Herhalde bir kulaklık falan ya da mikrofondan kaynaklı. Şimdi sesimizi net alıyorsunuz değil mi? Sesinizi alıyoruz. Siz bizim sesimizi Evet, alıyorsunuz. biz birkaç saniye öncesine kadar almıyorduk. Şimdi gayet net alıyoruz. Herhalde bir teknik problem vardı. Ve biz bir giriş Evet. yaptık. Burada şu anda bizi Yok, ben dinleyen sizi duydum. Ben siz bizi sizi duydunuz. duydum. O zaman ben Evet, şöyle evet. hemen bir şey yapayım. Bir ilk soru olarak size sormuş olayım ve bu şekilde giriş yapalım. Ve yayın akışı içerisinde tabii başka sorularımız da olacak. Ve bu soruları size yönetmeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz, az evvel söylediğim gibi 10 Ekim günü 74 ülkede Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm başlıklı bir kampanya başladı. Öncelikle bu kampanyanın önemi ve hedeflerine ilişkin görüşlerinizi dinleyelim ki zaten yayın akışımızda Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne ilişkin temel başka sorularımız da olacak. Bu şekilde yayınımıza giriş yapmış olalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bütün izleyicileri, bizi dinleyenleri selamlıyorum. Sohbet odamıza hoş geldiniz. Önder Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm adlı kampanyayı birinci ayını doldurmak üzere. Şimdi bir sefer bu adı seçen, kampanyaya bu adı veren başlatıcılara, bu kampanyayı ilk öncülüğünü yapanlara selam olsun diyorum. Bir sefer bu kavramlar gerçekten birbirleriyle çok yakın ve çok uyumlu kavramlar. Çünkü Önder Öcalan'a özgürlük olmadan Kürt sorunun çözümü de mümkün değildir. Bu nedenle bunlar iç içe geçmiş kavramlardır. Başlamasının 10 Ekim'e rastlatılması da bence anlamlıdır. Neden? Çünkü 9 Ekim devletler arası komplosundan bir gün sonra yapıldı ve bu anlamlı bir tarihtir diye düşünürüm. Diğer bir konu, buna öncülük yapanların ağırlığını Avrupa'dan olmasıydı. Çeşitli Avrupa'nın meydana gelmeleri özellikle dikkat çekiciydi. Çünkü komplo esas olarak Avrupa'da gelişmişti ve bu komplonun şu anda aleyhine bu kampanyayı başlatanlar Avrupa'dan halkın vicdanının sesini bize gönderdiler. O bakımdan da anlamlıdır diye düşünüyorum. Bir diğer konu, mesela diyelim buna öncülük yapanlardan özellikle İngiltere'deki işçi sendikaları öncülükte başı çekenlerdir diyebilirim. Bir diğer önemi de bu kampanyayı öncülük yapanların
özellikle Nelson Mandela'nın serbest bırakılması, özgürleştirilmesi konusundaki kampanyayı da başlatan zatlar olması özellikle dikkat çekici ve anlamlıdır. Tabii bu kampanya ilan edildikten sonra Kürt halkı tarafından en geniş biçimde sahiplenildi. Bütün Kürdistan parçalarında, en başta Rojava devriminin olduğu topraklarda Sayın Öcalan'ın kendilerinden bugünkü yaşadıkları devrim sürecindeki rolünü çok iyi bildikleri için daha bugünlere kadar da devam eden bir sahiplenme ve kampanyaya canıyla, bütün ruhuyla katılmayı temsil ediyorlar. Bu bakımdan özellikle Rojava'ya da bin selam gönderiyoruz. Kürdistan'ın diğer parçaları hepsi, Başur, Bakur, Roşilat, hepsi bu kampanyayı çok anlamlı bir şekilde sahiplendiler ve karşıladılar. Özel olarak Kürt kadınları ve dostları, gençlik, yani özellikle son günlerde biliyorsunuz, gençlik Paris'te yaptığı konferansı Önder Öcalan'a armağan etti. Çok anlamlıydı. Aynen bize 1968 ruhunu, devrimci gençliğinin ruhunu yansıtıyorlardı. Bu bakımdan büyük anlam biçiyoruz. Bir diğer konu şu, özellikle Önder Öcalan'ın demokratik ulus tezi, ki katı, ırkçı ulusçuluk yerine demokratik ulus tezi hem bütün halkları ve etnisitelerin, dini inançların özgürce kendilerini ifade edebilmeleri konusunda ciddi bir paradigma değişikliğidir ve Önder Öcalan tarafından geliştirilmiştir. Öbür yandan ulus devlet yerine demokratik özellik, demokratik konfederalizm tezleri, ki savunmalarında çok geniş olarak bunlar yer alır. Bunun dışında kadın özgürlüğü ve ekolojik konusundaki tezleri bugün artık yeni bir paradigma olarak bütün dünya ezilenlerinin kabul ettiği ve Önder Öcalan'ı evrensel bir önderlik haline getirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunların tanığı oluyoruz. Şunu da belirterek ilk sorunuzdan geçelim. Örneğin Türkiye'nin demokratikleşmesi ve bu ikinci yüzyılda demokratik cumhuriyetin hedeflerine varması, bu tecritin kırılmasına ve Kürt sorununun çözümüne bağlıdır. Bunlar hepsi iç içe geçmiş konulardır ve bunları tabii ki daha sonra da değerlendirebiliriz. Hatta bugün savaşa karşı çıkmak bile Türkiye'de barışa sahiplenme yine bu kavramlarla, yani Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorunun çözümü, Önder Öcalan'ın özgürlüğü, bu kadar iç içe geçmiş kavramlardır. Bunları belirtebilirim ilk sorunuzla ilgili. Evet. Şimdi o zaman bu ilk soruyla ilgili, yani kampanyanın önemine biraz dikkat çektiniz. Biraz da hedeflerine ilişkin birkaç şey söyleseniz iyi olur diye düşünüyorum. Evet, hedefi açıktır. Sonuna kadar da bu hedef sağlanana kadar devam edecektir. O da Önder Öcalan'ın fiziki özgürlüğüdür. Artık tecriti aşan, yani tecritin kaldırılmasını isteyen bir durumdan ziyade fiziki özgürlüğünün sağlanması hedeflenmiştir. Amaç budur. Ve bu amaç gerçekleşene kadar da bu kampanya planlı,
programlı ve geniş kitlelerin sahiplenişiyle devam edecektir. Evet, o zaman bir soru daha ben sormuş olayım, sonra diğer arkadaşların sorularına geçeriz. Şimdi Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı ve İmralı süreci öncesinde de başlattığı demokratik siyasi çözüm çabaları veya arayışlarının en yakın tanıklarından birisisiniz. Hem 1993 ateşkesi için BK'ya giden ama hem de 2013'te İmralı'ya giden birkaç insanın biri de sizsiniz. Yani belki işte 2-3 kişiden birisiniz. Ve elbette her sürecin bir konjonktürü farklıdır. Fakat sizden bu süreçlerin bir resmini çizmenizi rica ediyoruz. Yani çünkü siz bizzat Tanrı olduğu için biraz tekrar da olsa biraz o dönemlerin resmini bize çizseniz bugünü biraz daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 93 ile 2015 arasında 22 yıllık bir süreç var. Diyebiliriz ki bunun ilk halkası, bu 22 yıllık barışı arama, çözümü arama döneminin ilk adımı, ilk halkası 93'teki ateşkes meselesidir. Son halkası da İmralı sürecidir. Bu nedenle önce 93 ateşkesiyle ilgili ve çoğu insanlarımızın da bildiği ama hatırlatma babında şunları ifade edebilirim. 92 yılı Nevroz'u özellikle çok kanlı geçmişti. Ağırlığı Nusaybin ve Cizre'de olmak üzere 103 insanımız o gün, yani Nevroz günü, 21 Mart 1993 günü üzerlerine ateş açılarak, ki onların elinde hiçbir silah, hiçbir patlayıcı madde yoktu. Sivil insan. Ses. Kutlamaya. Ses mi kesildi? Bir cümle kesildi zannedersin. Ellerinde hiçbir evet. Şey yoktu dediniz. Evet. Evet, yani bu konuda bir saldırıya uğradılar ve basının gözü önünde 103 insanımız katledildi maalesef. Şimdi ondan önce de zaten basın o günün çok kanlı geçeceği konusunda, hatta PKK'nın silah kullanacağı konusunda yalanlara dayalı böyle toplumu büyük bir katliama hazırlayan yayınlar yapmışlardı. Ve sonuçta da o gerçekleşti, zaten gerçekliğe dönüştü. İşte 93 Nevroz'u da yaklaşıyordu tekrar. Aynı basın, Türk basını yine yaygara koparmaya başlamışlardı. İşte bu yıl PKK yine silahlarla, silahlı miting yapacak. Silahlarla Nevroz'u kutlamaya çalışacak. Çok kan akabilir diye böyle toplumu günler öncesinden yani bir dehşete düşürmeye çalıştılar. Şimdi bu tabii ki Sayın Öcalan bunu şöyle karşıladı. 17 Mart 1993 günü bir aylık tek taraflı bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bu gerçekten nasıl planlandığı, nasıl gerçekleştiği konusunda birçok soru işareti de bizden tarafından algılanıyordu. Sonradan anlaşıldı ki aslında Cumhurbaşkanı Özal bizzat bu sorununa el atmış ve 3 kanalda Önder Öcalan'a ulaşarak bunların bu sürecin bir müdahalesi söz konusu olmuştu. Mesela bu 3 kanal neydi? Birincisi hep milletvekilleriydi. İkinci gazetecilerdi, bazı gazeteciler, örneğin Cengiz Çandar,
İsmet İmset gibi gazetecilerdi. Bir üçüncü de YNK başkanı, sonradan Irak Cumhurbaşkanı falan, Mam Celal, yani Sayın Celal Talabani'ydi. Bunlar üzerinden Öcalan'ın mesajı Önder Öcalan'a şuydu. Biz bu sorunlar silahla çözülmez. Biz bazı adımlar atacağız. Onun için bu ateşkesin süresize dönüştürülmesi gerekir. Şimdi biz hep milletvekilleri, giden hep milletvekilleri içinde ben de vardım. Biz Bari Elyas'ta iki kere Önder Öcalan'la görüşme yaptık. Önder Öcalan da kendilerine bu konuda olanakları sağlayacağını ifade etti. Çünkü dedi Özal bize karşı amansız savaştı bu 8-9 yılda. Belki de başbakanlığa giden, gidip genelkurmaydan pardon, başbakanlıktan ya da cumhurbaşkanından genelkurmaya gidip planlar üzerinde, PKK'yı tasfiye planları üzerinde hiç kimse onun kadar çaba sarf etmemişti. Ama Özal sonuçta şunu gördü. Gerek Orta Doğu'daki gelişmeler, gerekse Kürt sorunun geldiği aşama, bu sorunun ancak barışçıl yollardan, siyasi yollardan çözülebileceğini, silahla, şiddetle bu sorunun çözülemeyeceğini kavramıştı. Bunun için bu girişimde bulunmuştu. Şimdi Sayın Öcalan bu konuda biz Özal'ın önünü açacağız dedi. Ve yaptığı basın toplantısından da 16 Nisan'da bitecek olan ateşkes süresini son süresiz biçimde uzattığını açıkladı. Biz o sırada o zaman, siz de oradaydınız heyet olarak. Tabii basın toplantısında heyet olarak oradaydık. Mam Celal vardı, gazeteciler vardı. Epey de ilgi basın tonunu göstermişti Türk basını. Herkes oradaydı yani. Ve ondan sonra biz tabii büyük bir heyecan duyduk. Nitekim 8-9 yıldır süren savaş, savaşın biteceği yönünde büyük bir iyimserlik içinde olduk. Ve 17 Nisan'da da dönecektik. Şam'dan uçakla İstanbul'a dönecektik. Oradan Ankara'ya geçecektik. Büyük bir heyecan içindeydik gerçekten. Herkes çok mutluydu. Bu sorun nihayet siyasi yollardan çözüm konusunda bir mesafe kat edecekti diye düşünüyorduk. Ama öğle sıralarıydı. Saat böyle 12-1 sıralarında Mam Celal'la görüştük. Mam Celal dedi ki size çok kötü bir haberim var. Ama dedi yani galiba dedi bütün bu çabalarımızın hepsinin de boşa gideceği bir acı haber size vereceğim. Maalesef dedi Öcalan vefat etti. Özal vefat etti. Şimdi bunu dediği zaman yani gerçekten hepimiz dona kaldık. Çünkü böyle bir şey beklenmiyordu. Ve aniden Özal'ın bu ani ölümü hepimizde yani şoke etkisi yarattığını ifade edebilirim. Ama dedik ki hiç olmazsa dönüşten önce Önder Öcalan'la da bir görüşelim. Onun değerlendirmelerini de alıp öyle dönüş yoluna girelim dedik. Şimdi Sayın Öcalan şunu belirtti. Dedi ki bu büyük ihtimalle, büyük olasılıkla Özal öldürüldü dedi. Derin devlet dediğimiz kurum tarafından öldürüldü dedi büyük ihtimalle. Çünkü dedi Türk devlet geleneğinde şöyle bir gelenek var. Yenilen ölür. Yenilen yaşayamaz. Galiba dedi Özal'ın bizimle bu sorunu barışçı yollardan çözümüne çalışması, uğraşması onlar nezdinde sanki yenilmiş bir psikoloji taşıdığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Özal'ın bu amaçla öldürüldüğü kanaatindeyim dedi. Semra Hanım'a, çocuklarına benden başsağlığı dileyin.
galiba biz sonuna kadar yine sürdürmeye çalışırız ama artık bundan sonra savaşın daha da şiddetlenebileceği ve daha çok kırımların olabileceğini öngörebiliyorum dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. Daha sonra İMHA konseptiyle 93-94 yıllarında işte 13.000, 17.000 faili meçhul cinayet, 3.000, 4.000 köyün yakılması, yıkılması bu süreçlerde gelişti. Yani mesela kardeşi Korkut Özal, biz Ulucanlar cezaevindeyken bir gün bizi ziyarete gelmişti. Ağlayarak bize sarılmıştı gerçekten. Demişti, sizler o zaman diyordunuz Özal öldürüldü diye. Ama biz inanmıyorduk. Ama şimdi bütün aile artık derin devlet denen bu kurum tarafından öldürüldüğü inancını taşıyoruz diyordu. İlk adım dedik buna, 22 yıllık süreçteki ilk halka dedik. Bu halka konusunda bunları belirtebilirim. Evet, buyurun devam edelim. Yani şöyle bir cümle ekleyeyim. İmralı, evet. Evet, İmralı. Yani birçok kişi şöyle düşünüyor veya zannediyor. Sanki bu siyasi çözüm çabaları sadece İmralı süreciyle başlamış gibi düşünülüyor. Onun için sizin bu 93 sürecini anlatmanız önemliydi. Buyurun devam edebilirsiniz. Şimdi aslında yine bu izleyicilerimiz bir hafıza yenilemesi yapsınlar diye de çok kısa özet halinde detaylarına girmeden daha sonraki barış arayışlarının, çözüm arayışlarının, siyasi çözüm arayışlarının nasıl devam ettiğine kısaca değineceğim. Mesela 95 ateşkesi var. 95 Aralık ayında bir seçim vardı, genel seçim vardı. Sayın Öcalan tekrar bir ateşkes ilan etti o dönemde ve süresiz olarak ilan edildi. Fakat bu şöyle sabote edildi. Bu Türk kontrgerillası kaldığı evi çok yakınında bir ton TNT patlatarak, yani halk arasındaki deyimle dinamit patlatarak bir ton Önder Öcalan'ın kesildi mi galiba? Yok, gayet net anlaşılıyor. Tamam, burada bir sorun, teknik sorun oldu da onun için. Yok, sorun yok. Şimdi 95 Aralık'ında bu ateşkes süreci de 6 Mayıs, hafızam yanıltmıyorsa 6 Mayıs 1996 günü kaldığı mekanın çok yakınında bir ton patlayıcı patlatılarak bunun da sabote olmasını sebep oldular bu girişimin. Ondan sonra savaş tekrar şiddetlendi ama 98'de bu sefer ordu içinden bir kanat. Demek gidişatı artık çok olumsuz değerlendiren ya da işte şiddetle artık bu sorunun çözülemeyeceğine kanaat getiren ordu içinde bir grup, hem cezaevleri, PKK'nın cezaevleri temsilcileri üzerinden, hem de Avrupa temsilciliği üzerinden ateşkes istiyorlardı. Yani bazı adımlar atılacak, bazı çözüme yönelik bazı gelişmeler olacak. Bu nedenle sizin silahları susturmanız gerekir diye. Sayın Öcalan buna da karşılık verdi. 1 Eylül 1998'de yine tek taraflı bir ateşkes ilan etti. Ama çok kısa sürede anlaşıldı ki bunu isteyen kanat, ordu içindeki kanat çok da güçlü değilmiş. Planlarını işletemediler ve biliyorsunuz 1 Eylül'den sonra 17 Eylül'de Amerikan Dışişleri Bakanı Albright'ın öncülüğünde bir KDP Yeneke'nin bir araya Washington'da getirilmesi ve bir mutabakat sağlanması, aralarında bir protokol yapılması konusu vardı.
Bu protokolün da bir maddesi de PKK'nın Güney Kürdistan'da atılması üzerineydi. Yani böyle bir süreç gelişti ve daha sonra bu süreç 99 yılı 15 Şubat'ında Önder Öcalan'ın esaretiyle sonuçlanan devletler arası komplonun gerçekleşmesine sebep oldu. Çünkü Kara Kuvvetleri Komutanı o zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Hatay sınırına giderek Öcalan'ın ya kendilerine teslim edilmesini ya da Suriye'den çıkarılmasını istiyorlardı. Bu konuda da biliyorsunuz daha sonra bunların detaylarına girmeyelim. 4 ay süren bir izlemeden sonra ki Önder Öcalan bunu süreci çarmıha gerilme olarak değerlendirir. İlk çivi Atina'da çakıldı. Sonraki çivi Roma'da çakıldı. Üçüncü çivi Atina'da çakıldı ve son çivi de Kenya'da çakıldı diye izah eder bu durumu. Ve yani 99'dan sonra da barış çabaları devam etti. Mesela Önder Öcalan esaret koşullarının ilk dönemlerinde gerillanın tümüyle çekilmesini istedi. Ve gerilla buna uydu. 5 yıl boyunca yani 2001 Haziran 2004'e kadar tamamen bu süreç gerillanın geri çekilmesi ve hiçbir silahın, hiçbir merminin patlamamasıyla geçmesine rağmen sonuçta maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok vaadine rağmen bu süreci ilerletmedi ve süreç sonuçta sona erdi 2004'te. Daha sonra 2006'da kısa bir ateşkes dönemi var. O zaman Mam Celal Irak Cumhurbaşkanıydı. ABD'nin Avrupa Birliği'nin devreye girmesiyle o zaman da gelişmişti ama pek yürümedi. Neden? Çünkü o zaman Orgeneral İlker Başbuğ hemen Erciş'e sanıyorum Erciş'ti. Erciş'e giderek oradan bir mesaj verdi. Son terörist karana kadar bu mücadele devam edecek dedi ve böylece 2006 ateşkesi de aslında yapılan saldırılarla, devlet saldırılarıyla boşa çıkarılmış oldu. Sonra Oslo süreci var 2008 ile 2011 arasında. Çok detaylarına girmeyeceğim. Burada aracı bir kurum İsviçre'den devreye girmişti. Ve Birleşmiş Milletler, İsviçre, Norveç, İngiltere gibi birçok devlet bunu destekliyordu. Ayrıca görüşmeler sırasında yine Önder Öcalan bu konuda devredeydi ve sürdürülen galiba 11 ayrı toplantıda 11 mutabakat metni imzalanmıştı. Ama buna rağmen 2011 yılında bir provokasyon geliştirildi. O provokasyon da şuydu. Bu Oslo sürecinin tutanakları sonradan anlaşıldı ki bu AKP'nin o dönemki ortağı olan Fethullah Gülen cemaati tarafından sızdırılmış ve bu şekilde bu süreçte sabote edilmişti. 11 toplantı 3 yıla yakın görüşmelerden sonra 2011 seçimlerinde Erdoğan kalkıp orada çok ilginç bir laf etti. Dedi ki eğer ben dedi Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği zaman başbakan olsaydım onu kesin idam ederdim. Yani bu hem Kürt halkında hem barış ve çözüm taraftarı olan herkeste büyük bir infiale deyim yerindeyse yol açtı. Ve Sayın Öcalan o dönem seçimlerden sonra bir ay kadar süre daha tanıdı. Eğer Erdoğan çıkar bu konuda ben Kürt sorununa sahip çıkıyorum ve bunu çözmek için hazırım derse biz süreci gözden geçirebiliriz. Aksi takdirde ben çekiliyorum demişti. Bu Oslo süreci de böyle sabote edilmişti. Buradan İmralı sürecine zaten
Evet, 11 ve 2000... Pardon, siz oraya da geçmeden önce Cahit Mervan'a da sorusu var. Yani bu aralıkla ilgili. Belki birlikte değerlendirirseniz daha iyi olur. Cahit, buyurun. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Hatip Bey, benim şöyle bir sorum var. Gerçi siz 93 yılındaki ateşkesi detaylı anlattınız. Turgut Özal'ın öldürülmesini anlattınız. Şu anda aktüel olması itibariyle Filistin-İsrail meselesinde de benzeri bir cinayet işleniyor. Yani o dönemde Filistin'de barış görüşme yürüten İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin 1995 4 Kasım'ında Tel Aviv'deki bir barış gösterisinden sonra bir milliyetçi tarafından, İsrail'li bir Ortodoks tarafından öldürüldü ve böylelikle Filistin-İsrail barışı çökertilmiş oldu. Acaba bu ikisi arasında ne tür bir benzerlik var? Yani hem Turgut Özal'ın Türkiye'de öldürülmesi, hem Yitzhak Rabin'in İsrail'de öldürülmesi, bu sadece o ülke içindeki olan derin güçlerin bir hikayesidir, yoksa bunda uluslararası bazı diğer güçlerin parmağı var mıdır? Siz nasıl bakıyorsunuz mesela? Bir de bir soru daha sorayım, belki vakit gelmeyecek bana. Vakit gelecek, pardon. Çünkü bu tamam, sürece okay. Geçmeden bir virgül koyarım. Sizin bu sorunuza kısa bir cevap alalım mümkünse. Ve sonra İmralı tamam. Sürecine ilişkin değerlendirmeden sonra sen sorsan daha iyi olur. Tamam. Evet. Buyur. Yani bunda NATO gladyosunun belirleyici bir rolü olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü NATO her ne kadar mesela İsrail bir NATO ordusu değilse de NATO ordu, yani NATO'ya kayıtlı bir üye değilse de işte NATO'nun nasıl sahip çıktığını bugün de görebiliyoruz. NATO'nun bütün ülkeleri ABD'nin önderliğinde İsrail'in arkasında saf tuttular. Ayrıca biliyorsunuz daha 86'da o yıllarda Olof Palme'nin katliamında da katledilmesinde de yine PKK ile ilinti kurularak bunun Türk gladyosuyla NATO gladyosunun ortak bir eylemi olduğu düşüncesine katılırım. Dolayısıyla hem 93'teki ateşkesten sonra Özal'ın öldürülmesinde hem de mesela şöyle kapattılar biliyorsunuz Özal'ın öldürülmesi meselesini. AKP'nin ilk dönemleriydi. Yeni seçildiğinde biliyorsunuz böyle demokrasi havarisi kesiliyordu. Çıkardılar mezardan, saç tellerinden zehri tespit ettiler aslında bilimsel olarak. Ama kimler devreye girdilerse sonra dediler ki şöyle bir açıklama yaptılar. Evet zehir var ama çok düşük düzeyde. Bu her insanda olabilir. Çünkü insanlar yiyeceklerden, işte çeşitli şeylerden zehirli maddeler almış olabilir diye üstünü kapattılar. Yani bu konuda hem Yitzhak Rabin'in katledilmesi hem de Özal'ın katledilmesinde NATO gladyosunun önemli bir rolünün olduğu ve bunun yerel kontrgerilla güçleriyle de işbirliği içerisinde yapıldığı inancındayım. Evet. O zaman az önce kaldığınız yerden devam edin. Sonra Cahit'in diğer sorusunu alırız. İmralı sürecine geçiş. Evet. Şimdi 2011-2012 yıllarında ben cezaevindeydim. O süreçte ki bu KCK davalarından tutuklanmıştık. O nedenle cezaevindeydim. Şimdi 2011 ve 2012 yılları gerçekten çok şiddetli savaş yılları. Yani her sabah kalktığımızda ilk önce televizyonu açardık. Öyle bugünkü gibi savaşı halktan gizleme falan bir şey yoktu o dönemlerde. İlk haberler hep gerilla eylemlerinden bahsederdi. CNN Türk'ten tutun da bütün televizyon kanalları. Bunu hiç unutulacak bir mesele değil. Ve ayrıca savaşın çok şiddetlenmesi biliyorsunuz Roboski katliamı 2011'in sonlarında oldu. Yani 2012'de cezaevlerinde ölüm oruçları gelişti. Birçok insan yaşamını yitirdi bu konuda. Yani devlet sıkışmıştı. Sanıyorum devlet temsilen Sayın Öcalan'ı o zaman ziyaret eden kesimler
yani yeni bir ateşkesle yeni bir çözüm sürecine başlamak ve Oslo sürecini devam ettirmek. Ama aslında Oslo sürecini yani içimizde gerçekleştirelim dedi. Yani üçüncü bir göz eğer olacaksa da içimizden olsun. Ayrı devletleri falan Oslo sürecinde olduğu gibi devreye koymayalım şeklinde Önder Öcalan'a bir öneri götürmüşler. Anlaşıldı daha sonra Önder Öcalan da bir mektup yazarak başbakana artık şiddetle bu sorunun çözülemeyeceğinin anlaşıldığını, savaşla PKK'nın tasfiye edilemeyeceğinin görüldüğünü ve eğer onlar hazırsa biz yeni bir süreci başlatmaya hazırız demişti ve İmralı süreci de böyle başladı. Eğer sorunlarınız bu konuda yoksa ben devam edeyim. Yok, devam edebilirsiniz. Tabii siz ilk görüşmelerde yoktunuz. Ama biliyorsunuz yani o sürecin değerini. Biraz yani süreç hangi şeyle, formatla başladı? Daha sonra sizin de dahil olduğunuz heyet işte oraya gittiğinde nasıl bir aşamaya gelmişti? Biraz öyle bir değerlendirme yapsanız iyi olur. Çünkü ilk başta yani çok yüksek beklentiler oluştu. Ama daha sonra yani bu beklentiler giderek düştü ve bildiğimiz bu süreç başladı. Siz bunun doğrudan tanığı olduğunuz için sizden dinlemeniz iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu süreç başlarken benim de dahil olacağım süreci anlamak için bunları öğrenmek zorundaydım zaten. Ve bunu da dediğim gibi cezaevinde olduğum için ancak cezaevinden çıktıktan sonra gerekli araştırmaları yaparak sahip olduğum bazı bilgileri ve buna göre şöyle geliştiğini görebiliyoruz. Zaten basına da yansıyan yanları vardı. Şimdi 2000 önce ilk provokasyon aslında bu süreci sabote etmek için ilk provokasyon 9 Ocak'tı değil mi? Sakine arkadaşların bir evet 9 Ocak. Evet 9 Ocak. Evet. Aslında 3 Ocak'ta önce oradan onu hatırlatayım. 3 Ocak'ta bazı milletvekillerimiz Ahmet Türk, Ayla Akat gibi bazı milletvekillerimiz o dönemde İmralı'ya gitmişlerdi. Ve 3 Ocak'ta bunlar gerçekleşti. Ondan 6 gün sonra maalesef Fransa'da, Paris'te Sakine Cansız ve iki yoldaşı daha önce aramıza sızıntı yapmış diyelim, saflara sızıntı yapmış bir hain tarafından katledildi. Bu büyük bir gerçekten şok etkisi yaratmıştı. Tam böyle Sayın Öcalan'ın bu mektubu yazdığı ve sürecin olumlu noktaya gideceği beklenirken birdenbire böyle bir katliamla karşılaşılması insanlarda büyük bir moral bozukluğu da doğrusu yaratmıştı. Şimdi daha sonra öyle anlaşılıyor ki MİT içinde belli kesimler yani bu devlet heyeti dediğimiz kesimler Sayın Öcalan bir şekilde ikna etmişler. Kendilerini değil de bu özellikle Fethullah Gülen cemaatinin bazı bu işlerde parmağı olduğunu bir şekilde anlatmışlar. Sayın Öcalan bunu nasıl değerlendirir? Tabii onu bilemiyorum. Yorum olur. Onu yorum yapmak doğru olmaz. Fakat sonuçta o süreç devam etti. Yani üç aşamalı bir eylem planı üzerine anlaşmaya varılmıştı. Bunlar birincisi çatışmasızlık ortamının yaratılması. İkincisi yasal ve anayasal süreçlerin başlatılması. Ve üçüncüsü de normalleşme. Şimdi bu konuda ilk bir iki ay gerçekten bütün Türkiye çapında
Kürdistan'da, her yerde, Avrupa diasporasında, her yerde büyük bir umut belirmişti. İşte nihayet savaşı sona erdirecek bir çözüme yönelik girişim tekrar güçlü bir şekilde başlayacak diye umutluydu insanlar. Ama ne yazık ki bu konuda kısa zamanda sona erdi. Mesela 2013 Nevrozu bu anlamda tarihidir. 2 milyona yakın insan o dönem Önder Öcalan'dan gelen mesajı dinleyerek adeta bir referandum yaparak, bir meydanda bir referandum yaparak Önder Öcalan'ın arkasında olduklarını ve onun çözüm ve barış çabalarına destek olacaklarını haykırdı. Nevroz'dan sonra PKK'ye düşen birinci planla ilgili, yani zaten bunun adına Demokratik Barış Eylem Planı deniyordu. Bunun birinci aşamasında PKK'nin üzerine düşen şuydu, özellikle tarih belirtmeden Önder Öcalan bütün gerillaların sınır dışına çekilmesini çağrısında bulundu. Ve 25 Nisan'da, hafızam beni yanıltmıyorsa, 25 Nisan'da 2013'te de HPG Ana Karargah Komutanı Sayın Murat Karayılan'ın çağrı yapmasıyla gerilla sınır dışına çıkma hamlesini başlatmış oldu. Tabii zaten o dönemlerde... Pardon, araya girdim. Yani çok önemli değil aslında ama zannedersem bu Haziran veya Mayıs'taydı o çağrı. Temmuz'a kadar devam etti. Temmuz'da durduruldu yani. İşte. Hayır, 25 Nisan'da çağrı yapıldı. Evet. 8 Mayıs'ta çekilme başladı. Çakkın'da öyledir başladı. Temmuz, yani. Evet, Temmuz'da durdu. Tabii. O evet, ayrı, evet. Oraya geleceğim. Evet. Şimdi Haziran ayı içinde aslında o zaman devlet heyeti ile de görüşmelerimizde de Önder Öcalan bunu sürekli gündeme getiriyordu. Bu güven artırıcı önlemler anlamında gerilla çekilmeye başlarken devlet de 200'e yakın PKK'li hükümlünün işte böyle ölüm döşeğinde olan insanların serbest bırakılmasını talep edilmişti. Devlet de buna söz vermişti aslında. Yani bunu gerçekleştirdi. Önder Öcalan her toplantıda, yani her toplantı olmasa bile ben birçok sefer tanık oldum. Bu onu gündeme getirirdi. Bakın derdi, bu sizin devlet güvencesiydi ama bunu yerine getirmediniz. Sonra tabii bunlar yerine getirilmedi. Ağustos ayında hareket, yani Özgürlük Hareketi, KCK Yürütme Konseyi bir uyarı yaptı. Dedi ki aslında yasal ve anayasal süreçte başlaması gerekiyor. Ama sizler maalesef bu süreçlerde bir ilerleme kaydetmiyorsunuz. Hatta o zaman Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir gazetecinin sorusu üzerine gitsinler, nereye giderlerse gitsinler, cehenneme kadar yolları var gibi böyle çok aşağılık bir söz sarf etmişti. Ve Eylül'e kadar Yürütme Konseyi, Ağustos'tan Eylül'e kadar bir aylık bir süre daha tanıdı. Eğer bu konuda dedi, devlet üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyeceklerse, çünkü o zaman bazı yasaların değiştirilmesi, anayasadaki değişiklikler konusunun müzakere edilmesi gerekiyordu. Bunlar da mecliste yapılacaktı. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Ve dolayısıyla Ağustos ayında gerillanın çekilmesi durduruldu. Fuat Önder Öcalan mesela bazı toplantılarda çok gerginlik olduğu zamanlarda şunu diyordu, yani biz hiçbir zaman masadan çekilen taraf olmayacağız. Çok önemliydi yani. Ve ondan sonra zaten Eylül ayında, ki benim de sürece katıldığım Eylül ayıdır. Eylül ayından itibaren yepyeni bir süreç aslında başladı. DAEŞ aynı gün, 14 veya 15 Eylül'dü, Kobani üzerine saldırıyı başlattı. Sonradan öğrendik ki aslında, sonradan açığa çıktı ki
14 Eylül bir önemli gelişmeyi daha anlatıyordu. Çünkü 14 Eylül 2014 günü kamu güvenliği müsteşarlığında, ki kamu güvenliği müsteşarı direkt bu görüşmelerin sözcüsü, başkanı konumundaydı. Bir diğer üye, genellikle 3 üye katılırdı. Çöktür diğer üye MİT müsteşar yardımcısıydı. Birine hiç konuşmazdı. Sesini bile hiç duymadı. Onu da biraz şahsen ben de, diğer arkadaşlar da sanki genelkurmay temsilcisidir diye tahmin ediyordu. Ama sivil kıyafetli tabii. O da devamlı tutanak tutardı. Hiçbir zaman sesini bile duymadı. Sonuçta DAEŞ'in saldırısı başlarken aynı zamanda da çöktürme planının teorik aşamasının sonlandırıldığı gündür 14 Eylül. Ve bu 14 Eylül'den daha sonra şeye esir düşmüş, YPG'nin eline esir düşmüş bir DAEŞ komutanına soruyorlar. Yani neden Kobani gibi bir kenti hedef aldınız? O da diyor ki aslında bizim diyor hesabımız, bizim hazırlıklarımız tümüyle Şam'a taarruz etmek. Ama Türk Cumhurbaşkanı o zaman Kobani'ye önce saldırılmasını istediği için ve kendisi de bize çok yardımcı olduğu için biz onun dediğini yapmak durumundaydık. Ama Kobani ne oldu? Kobani sonuçta kahramanca bir mücadeleye tanık oldu. Gerçekten silah dengesi bakımından kıyaslanmayacak derecede arada uçurumlar vardı. Neden? Çünkü DAEŞ özellikle Musul'u işgalinden sonra çok modern Amerikan tankları ele geçirmişti. Mesela diyelim Rus yapısı Suriye tankları bazılarını gasp etmişti DAEŞ ya da Irak'tan gasp ettikleri vardı. Mesela bu tanklar RPG roketleriyle, bu omuzdan atılan roketlerle durdurulabiliyordu. Ama Amerikan tanklarına bunlar yani sinek vızıltısı gibi geliyor. Dolayısıyla birçok yeriyle vücuduna bomba sararak o tankları durdurabiliyordu. Kendini tankın altına atarak fedai bir ruhla, fedai bir hamleyle bunları durdurabiliyordu. Böyle şiddetli bir savaş vardı. Ve 5 Ekim günü, 5 Ekim önemli bir Erdoğan Kobani düştü düşüyor dedi. Bu tabii Kuzey Kürdistan, Ahmet başta olmak üzere Kuzey Kürdistan halkında infiale yol açtı. Ve o serhıldanlar, o 3 gün süren serhıldanlarda 50'ye yakın insan yaşamını yitirdi ki bunun 44-45'i tamamen HDP taraftarları ve HDP'li idiler yani. Fakat o dönemde işte bugün adına Hüdapar denen kontra güçler de devlet güçlerinin yanında bu katliamlarda payları vardı. Şimdi Obama daha sonra bunu açıkladı. Erdoğan da bunu reddetmedi. Obama o dönemde Erdoğan'a telefon açıyor. Yani o kritik dönemde telefon açıyor. Diyor ki Kobani bizim generallerin bildirdiğine göre düşmek üzere. Ne yapabiliriz diyor. Erdoğan ona ne yapabiliriz ki diyor zaten. Amacı zaten şeyi düşürmek. Ama Obama diyor ki biz buna Kobani'nin gözümüzün önünde düşmesini biz dünyaya izah edemezdik. Bu nedenle Kobani'ye müdahale kararı aldık diyor. Ve gerçekten de o 5'ten sonraki 6, 7, 8 akşamları güçlü bir bombardımanı. Halbuki o zamana kadar Amerikan tankları böyle iş olsun diye günde 1-2 DAEŞ tankını vururken bu sefer gerçekten Kobani'nin tümünün de sağlam kalan binalarının da çökmesine yol açan bir bombardıman olayını başlattı. Amerika böyle dahil oldu.
Şimdi pardon, bu Obama'nın Obama Erdoğan konuşması Erdoğan'ın düştü düşecek açıklamasından önce mi oluyor sonra mı? Şimdi onu tam bilemiyorum. Yani çünkü biz tutanakları muhafaza etmek yasaktı. O nedenle ben ancak aklımda kalanları söylüyorum. Evet. O ince ama detayı bu tarih aralığında, yani bu tarih aralığında. Evet, evet, evet. Yani düşmek üzereyken söylemişti zaten. Evet, evet, anlaşıldı. Anlatabildim mi? Yani evet, evet. Büyük ihtimalle belki de Erdoğan gidip bu sözden sonra gidip düştü düşecek dedi belki de. Yani bilemiyorum yani onun kesin. Evet, onu, yani onu Obama'nın o konuşması da ona artık o şeyi vermiş olabilir. Yani bak işte düşüyor, Amerika'da böyle düşünüyor falan. Onun için düştü düşecek. Evet, demiş olabilir. Doğru, doğru olabilir. Ama bunun detayını gerçekten bilmiyorum. Evet. Şimdi daha sonra biliyorsunuz bizim ilk görüşmemizde ki daha sonra şöyle oluyor. MİT'te ve işte devlet heyetinde bir heyet Önder Öcalan'ın yanına gidiyor ve diyor ki işte durum kötü. Sizin eğer bir mektup yazarsanız biz onu HDP'ye götürelim. Aksi takdirde yani bu şeylerden de bayağı korkuyorlar. Fethullah Gülen cemaatinin yargıdaki, ordudaki ve işte diyelim ki devletin içindeki daha doğrusu güçlerinden çekiniyor olacak ki bir darbesel tehlike de görüyorlar ve Önder Öcalan bir mektup yazıyor gerçekten HDP'ye. Bu hangi tarih aralığında? Bu Kobani zamanı mı yoksa? Kobani'nin artık 6-7-8 Ekim'den sonraki evet, günlerde. Yani 6-7-8 Ekim'den sonraki günlerde ve Önder Öcalan tabii mektubu yazdıktan sonra olaylar duruyor. Yani eğer Önder Öcalan bunu yazmazsa belki daha değişik aşamalara gidecek. Önder Öcalan darbesel bir tehlikenin olabileceğini söylüyor. Ve mektupta da HDP bizzat götürüp devlet heyeti tarafından teslim ediliyor. Ve bu daha sonra o zaman HDP yetkilileri tarafından açıklandı. Biz bu 6-7-8 Ekim'den sonra ki ilk görüşmede Önder Öcalan çok öfkeliydi. Oturur oturmaz devlet heyetine döndü, şöyle dedi. Aynen kelimesi kelimesine söylüyorum bunu. Tanklarınız oradaydı. DAEŞ'e müdahaleyi siz yapabilirdiniz. Buna gücünüz de vardı. Ama siz seyrederken ABD müdahale etti. Bu yolla tüm Kürt halkının sempatisini kazanmayı başardı. Bunun sorumlusu da sizsiniz, Türk devletidir dedi. Heyet bu analize yanıtı koskoca bir sessizlikti. Hiç bir şey yorum yapamadılar. Yapacak durumları da yoktu zaten. Şimdi biliyorsunuz daha sonra açığa çıktı ki bu heyette yani o zaman şey vardı. Kamu güvenliği MİT yani isimleri kamu güvenliği müsteşarı, kamu güvenliği müsteşarı, müsteşar yardımcısı ve işte dediğim gibi Genelkurmay'dan olduğunu tahmin ettiğimiz ama kesin bilemezdik tabii. Ve onun sesini bile duymamıştık. O üçlü heyet oradaydı yani. Evet. Önder Öcalan bunları söylerken oradaydılar yani. Fakat daha sonra tabii 30 Ekim'e gelmeden önce de Erdoğan tabii biraz bu 6-7-8 Ekim'in etkisi, Kobani'nin düşmemiş olması ve DAEŞ'in giderek püskürtülme aşamasına gelmesinden sonra Erdoğan çıkıp televizyonlarda şunu söyledi. Kuzey Irak'taki Hatay'ı burada yapmayacağız. Şimdi bu çok önemli bir sözdü. O dönemlerde mesela biz şeye gittik. Zaten diyelim ki tutanaklar görüşmelerden sonra tutanaklar tutulur. Genellikle 3-4 saat sürerdi toplantılar. Ve ondan sonra o tutanaklar 30-40 sayfaya bulan metinler olarak çıkarılırdı ve bir arkadaşla o gönderilirdi bir milletvekili arkadaşla. Fakat bunlar incelendikten ve KCK'nin yürütme konseyinin görüşü belirdikten sonra bize gelin derlerdi ve biz giderdik. Orada toplantılardan sonra tekrar hani işin ironisidir tabii.
KDP'nin peşmergeleri de bize gerillaya varana kadar eşlik ederdi. Ve ondan sonra da gerillayla peşmerge arasındaki iletişimle biz tekrar peşmergeye teslim edelim ve öyle gelir sınırı geçerdik. Yani böyle bir durum vardı o zaman. Mesela KCK yürütmesinin yazdığı mektupta o 6-7-8 Ekim'den sonra yazdığı şu öyle deniyordu. Devletin DAEŞ'le yakın işbirliği içinde olduğunu belirtiyorlardı. Kalekol yapımlarının yani ki bunlar demirli betonundan yapılıyor, roket bomba işlemez böyle yapılardı. Bunların yapımlarının süratle devam ettiğini, medya savunma alanlarının 24 saat keşif uçuşlarıyla denetlendiğini ve kanaatlerince Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir savaşa hazırlandığı şeklinde iletileri vardı. Bunu Önder Öcalan'a önceden ulaştırmıştık. Orada da okunuyordu yine toplantılarda. Ve Önder Öcalan bunları dinlerdi. Bir yorum yapmadan tamam biz işimize bakalım derdi. Hatta bazen sorardı devlet heyetine. Ne diyorsunuz bu yürütme konseyi böyle bir mektup göndermiş. Sizler ne diyorsunuz? Hayır efendim öyle bir şey kesinlikle yok falan derlerdi. Öncelikle onun için çok fazla bu konuda kendilerine soru sormazdı artık. Şimdi Kasım ayına... Pardon, bu arada tabii bu çöktürme planının şeyi yok daha yani orada yani emareleri konuşulmuyor. Yani sadece bu KCK'nin mesajları dışında. Hayır, bu 30 Ekim zaten MGK kararı. Sonradan evet. Anlaşıldı ki bu 10 saatten fazla süren bir toplantı ve bu toplantıda da bir nevi savaş kararı. Yani ve ondan sonra da adım adım savaş rotasına doğru devlet dümen kırdı denebilir. Kasım ayında önemli gelişmeler var. Buna devam edeyim mi yoksa sorular var mı Ekim ayıyla ilgili? Evet, evet Eylül devam Ekim. Edebilirsiniz. Bunu bitirin ondan sonra bir sorumuzu şey tamam. Konu dağılmasın. Şimdi Kasım ayının tabii kaçı olduğunu doğrusu dediğim gibi kestiremiyorum ancak tarih olarak Kasım 2014'tü. Daha toplantılar genellikle başladığı zaman devlet heyeti gündemi belirleme önerisi yapardı. Ondan sonra başkan söz alırdı. Eğer bir önerisi varsa görüşme konusunda o da belirtirdi. Bizden sorulurdu. Sonuçta bir gündem belirlenirdi. İşte o gün daha gündem de belirlenmemişti. Sırrı Süreyya Önder arkadaş dedi ki Sayın Başkanım dedi çok sağlam bir kaynaktan çok önemli bir haber aldım dedi. Bunu sunmak istiyorum. Başkan tamam buyurun dedi. Sırrı Süreyya arkadaş şöyle dedi. Dedi aldığım sağlam kaynaklardan bilgi şu. Bir grup AKP milletvekili cezaevindeki Ergenekon sanıklı generallerle görüşmeler yapıyor. Şimdi bunu deyince böyle toplantıya adeta hani derler ya bir bomba düştü sanki. Herkes nefesini tutmuş ne oluyor diye. Başkan da düşünüyordu. Çok yani abartmadan söylüyorum. Belki bir dakikaya yakın sessizlik oldu. Sonra önderlik döndü. Hemen yanında oturan zaten yuvarlak masaydı. Başkanla şey daima yan yana otururlardı. Biz başkanın tarafında, o da diğerleri masa, yuvarlak masa olarak böyle görüşmeler sürerdi. Şimdi dedi ki sizin haberiniz var mı başkan? Bunu kamu güvenliği müsteşarına sordu. Hayır efendim dediler. Bence orada doğruyu söylemediler. Hayır efendim dediler. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Ancak biz araştırma yapıp size döner bilgi veririz. Tabii birçok zaman da bizim olmadığımız zamanlarda da bazen gidip başkanla görüşüyorlarmış. Artık gerçekten başkana gittiler mi gitmediler mi onu bilmiyoruz. Ama bunun herhangi bir sözü ondan sonra edilmedi. Ve bunu şey söyledi değil mi? Muhammed Dervişoğlu o zaman. Evet. Muhammed Dervişoğlu evet o söyledi. Yani biz bilgi araştırma yapıp size bilgi vereceğiz dediler. Ama bu önderlik ondan sonra tekrar düşünmeye başladı ve dedi ki
Bu tarihi bir sözdü. Dedi eğer AKP hükümeti Ergenekon'u bize tercih edecekse o zaman herkes yoluna gider. Bu tarihi bir sözdü. Nitekim öyle de oldu. Biliyorsunuz 17-25 Aralık 2013'te Ergenekon bu Fethullah Gülen cemaatiyle AKP arasında köprüler atıldı. Şimdi o köprüleri atılmasından sonra bak dikkat edin 2013'ün sonlarıdır. Şimdi 2014'te dediğim gibi yavaş yavaş işte bu Kobani'deki gelişmeler, daha sonraki gelişmeler hepsi gösteriyor ki yavaş yavaş ittifaklarda da değişim oldu. O süreç içerisinde yani 2014 evet, sizin bahsettiğiniz Kasım. Ekim Kasım 2014 Ekim'i zaten bu bahsettiğiniz görüşme şeyi 2014. Evet. O zaman yani şimdi, o zaman şu anlaşılıyor. O zaman AKP ile Ergenekon henüz ilan edilmemiş bir anlaşmaya varmışlar. Yani bu Evet. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o heyetlerin milletvekili grubunun gidip görüşmesi onu gösteriyordu. Ha demek ki bunlar artık aralarında anlaşmışlar. AKP, MHP, Ergenekon'un temellerini atmışlar. Şimdi öyle görünüyor ki bu MHP ile Ergenekon zaten Avrasyacı, Neo-Osmanlıcı ya da İttihat Terakki'ci görüşleriyle, yaklaşımlarıyla AKP'nin bu teklifini kabul etmişler. Ve AKP'den tek istekleri vardı. Diyordu bu İmralı kurulan masa devrilsin. Onların amaçları buydu ve sonuçta biliyorsunuz o dönem kurulan bu ittifak şu anda da devam ediyor. Ve bunu söylerken aynı zamanda hiç ona değinmedik, değinmeden de geçmek istemiyorum. Mesela Fethullah Gülen cemaatinin Kürt sorununa yaklaşımı da MHP'den farksızdı. Bunu bilmemiz lazım. Yani devlet içinde, yargıda, poliste veya ordu içinde nerelerde varsa da bunların tümü Kürt sorununa yaklaşımda ya da bu çözüm süreçlerine yaklaşımda MHP'den farksızdırlar. Farksız düşünüyorlar. Mesela Oslo görüşmelerinin deşifre edilmesinin kendileri tarafından yapıldığı, Keceke operasyonları ki özellikle o Oslo görüşmeleri devam ederken bütün toplantılarda devletin taahhüt ettiği Keceke operasyonları durdurma onayını yaşatan, devam ettiren yine bu Fethullah Gülen'in Paris katliamında ve Rogoski katliamlarında suçları da belgelenmiştir. Bunu da bu durumda söylemek durumdayım. Tabii şimdi gelelim şey sorusuna. Özellikle Rojava ile ilgili İmralı görüşmelerine yansıyan bazı önemli hususlar var. Bunlara dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi 2012 yılında biliyorsunuz PYD öncülüğünde 3 kanton yani Afrin, Kobani ve Kamışlu değil mi? Kantonları ilan edilmişti. Cezire. Şimdi evet bu kantonları. Şimdi bundan sonra bu ilanlardan sonra bu adeta devlet içinde öyle belli ki devlet içinde Kürt düşmanlığını hortlatmada çok önemli bir neden olmuştu. Türk devleti önce kanımca zaten biraz sonra sayacağım konularda da hareket ederek söylüyorum. Türk devleti önce acaba Suriye Kürtlerini tabi kılabilir miydi? Yani bunu denediler. Ne dedi? Mesela o zaman üç şeyi dayatıyorlardı İmralı'da. Birincisi YPG ÖSO'ya katılmalı. Ki Özgür Suriye Ordusu tamamen Türk Devleti'nin denetimindeydi. YPG'nin oraya katılması demek Türk Devleti'nin yedekliğine girmek demekti yani. Bunu istiyorlardı yani. İkincisi bu ilan edilen kantonların feshedilmesi. Ve üçüncüsü de bunu da şöyle gerekçelendiriyorlardı.
Efendim işte şimdi savaş zamanıdır. Henüz böyle sonuçlar, statüler nasıl belirlenecek şimdiden konuşmak erkendir. Bunun için bu kantonları feshetmelisiniz diye deniyordu. Üçüncüsü de Suriye'ye savaş ilan edeceksiniz. Yani YPG, Suriye Kürtleri, Rojava devrimcileri Suriye'ye savaş ilan edecektir. Şimdi tabii yani bunu hocam, tam iyi anlamak için yani tekrar özetliyorum. Evet. Devlet heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Heyeti İmralı'da YPG'nin Suriye yönetimine yani şu anki Esad rejimine savaş ilan etmesini istiyordu. Yani talep ettiği şeylerden birisi de buydu. Tabii üçüncüsü de buydu. Yani dediğim gibi üç dayatma vardı. İşte biri YPG'nin ÖSO'ya katılması, kantonların feshedilmesi ve Suriye'ye savaş ilan edilmesi. Şimdi tabii Önder Öcalan üçüncü yol çizgisi kapsamında durumu anlatıyordu yani. Bunun olamayacaklarını, neden bu üç dayatmanın da gerçekleşmeyeceğini, bu öz savunma meselesi, demokrat ulus anlayışı çerçevesinde, üçüncü yol çerçevesinde bunları reddetti zaten. Reddedince o zaman yani artık ondan sonra artık savaşın giderek, daha da doğrusu gidişatın giderek savaşa yoğunlaşacağı üzerinde bir kanaat da yani bizlerde de oluşmaya başlamıştı doğrusu. Evet. Şimdi Dolmabahçe mutabakatına girmeden siz sorularınızı sorun, sonra ona gidelim. Cahit soru soracak da az evvel biz daha sonra dedik. Sen sorunu sor, o zaman Dolmabahçe'ye ilişkin biraz daha yani o kendi başına bir konusu. Onun için senin sorunu alalım Cahit. Yani aslında az önce söylediniz, bu 9 Ocak katliamı önemliydi. Çünkü o dönemde Hakan Fidan MİT Müsteşarı. Erdoğan 2014'te yaptığı bir konuşmada dedi ki işte önümüzü kesmek için Paris'te cinayet işlediler. Gülence'yi işledi. Ama 10 yıl sonra aynı yerde tekrar bir katliam işlendi ve tekrar Emine Kara gibi Kürt Özgürlük Hareketi'nin önemli bir üst düzey yöneticisi hedef alındı. Ve yine tekrar bütün izler Türk istihbaratına, kontrgersine çıkıyordu. Acaba şimdi aradan 10 yıl sonra dönüp baktığımız zaman bu katliamda Hakan Fidan'ın, Erdoğan'ın, Yaşar Güler'in rolü nedir sizce? Yani onların izni olmadan veya onların bilgisi dışında böylesine bir cinayet Paris'te işlenebilir mi? Acaba bunlar avuç içinde hem Gülenciler hem Kürt hareketine bir operasyon mu çektiler? Bir de eğer Dolmabahçe'ye gitmeden önce Sayın Öcalan'la, Kürt Halk Önderi'yle son yaptığınız görüşmede son ne söyledi size? Yani bu süreci kim çökertti? Neden çöktü? Bu çünkü daha sonra bir sürü algı operasyonları yapıldı. Demirtaş'ın işte seni başkan yaptırmayacağınıza kadar götürüp bağlayanlar oldu. Gerçekten bu son görüşmede ne oldu? Son görüşmede Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan size, heyete ve Türk heyetine ne dedi ve son sözleri neydi orada? Çok teşekkürler. Evet. Pardon Atip abi. Bu son görüşmeye ilişkin Cahit Mervan'ın sorusunu ilerleyen dakikalarda şey yapalım. Bu diğer... Tabii daha gelmemiş için o noktaya sonradan geliyoruz. Bu 2013 sorusuna ilişkin bir şey ekleyeyim ben de. Bir cümle. Cahit Mervan'ın sorduğu. Çünkü daha sonra bu tetikçiyle yapılan konuşmaların bir ses kaydı çıktı. Bu internette halen mevcuttur bu ses kaydı. Yani işte nasıl yapılacak bu cinayet, katliam nasıl yapılacak falan MİT yetkililerinin yaptığı bir konuşma ve bunlardan birisinin İmralı'ya gelen devlet heyetinin bir üyesi olduğu söylendi. Bunu kesinleştirmek tabii zor çünkü orada işte yani sadece o sesleri tanıyanlar ancak bunu tespit edebilir. Bilmiyorum siz bu sesi dinleyebildiniz mi, o MİT yetkilileriyle tetikçi arasındaki konuşma. Yani bunu da sadece hatırlatmak için eklemek istedim. Şimdi genellikle konuşan tabii devlet heyeti adına kamu güvenliği müsteşarı Muhammed Ervişoğlu'ydu. Yani diğerleri pek seslerini de doğrusu hele birinin hiç sesini duymadık. Diğeri de pek konuşmazdı. Sayet ileteceği bir şey varsa yazardı. Bir kağıda yazıp kamu güvenliği müsteşarına uzatırdı. Dolayısıyla o konuda hani sesleri dinleyerek bir sonuca varmak benim için mümkün değildi.
Ayrıca yani olabilir de, yani Türk devletinin işleyişine baktığımızda böyle kolay kolay emir talimat dışı gidip böyle çok önemli bir eylemi hem de Paris'te gerçekleştirmeleri zor görünüyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki katliamların olduğu yer Paris'in göbeği yani. Orada yani Fransız istihbaratının nasıl haberi olmaz ya da Fransız istihbaratı nasıl bunun hesabını sormaz? Bunlar daha çok bir uluslararası komplonun parçası olabilir ancak. Yani Türk devleti tek başına gidecek de bir Fransa gibi bir devletin başkentinde cinayet işleyecek, siyasi cinayet işleyecek bu 10 yıl öncesi veya şimdiki, yani bunlar öyle kolay şeyler değil. NATO'da bu açığa çıktığı zaman yani o devleti tepe koyarlar, mümkün değil yani. Onun için yani ben de Cahit arkadaşın o yorumuna yakın duruyorum ama tabii hani kesin böyledir gibi bir öngörüde de bulunamam tabii ki. Evet. O zaman şey sürecine girelim. Dolmabahçe sürecine, Dolmabahçe mütabakatının. Çünkü hepimiz hatırlıyoruz, Erdoğan önce bunu işte çok beğendiğini söyledi. Sonra bu nerede çıktı falan, bu böyle açıklamalar yaparak reddetti. Bu sürecin öncesini, mütabakatın biraz içeriğini ve sonrasını biraz sizden dinlemek istiyoruz ve daha sonra tabii ki Cahit Mervan'ın diğer sorusunu da yedekte tutuyor, yani şeyde tutuyoruz burada. O araya girmeden önce başka sorular da soracağız bugün. Ve dinleyen arkadaşlardan başka sorular da geliyor. Arkadaşlar, sorularınızı görüyorum. Bazı sorular konumuzla doğrudan bağlantılı ve bazı sorular bu değerlendirmelerin içerisinde zaten cevaplandırıldı. Bazı sorular da başka gündemleri içeriyor. Bu cevabını alamadığımız soruları soracağız ilerleyen dakikalarda. Diğer soruları başka bir yayına saklayacağız. Çünkü yayınımız devam ediyor. Buyurun Hatip abi. Evet, şimdi kanaatimce, tabii bu benim kanaatim, ne derece doğru bir okuma yapıyorum o ayrı bir mesele. Ama şu, kanaatimce önderlik özellikle de Kobani'deki gelişmelerden sonra artık sürecin sona ereceği, bu 2013'te başlayan sürecin sona ereceğini öngörmüştü diye tahmin ediyorum. Dolmabahçe mutabakatı bunu devam ettirmenin, tekrar o görüşmeleri devam ettirmenin bir hamlesi olarak düşünüyorum. Çünkü bu direkt başkandan geldi bu öneri. Yani müzakere konularının ana başlıklarını belirleme anlamında. Devlet dedi de tamam efendim siz hazırlayın. Ondan sonra ben yetkililere bunu götürürüm demişti. Şimdi Dolmabahçe mutabakatının özü şuydu. Müzakere edilecek konuların başlıkları belirlenmişti. Örnek Alevi sorunu, kadın sorunu gibi vesaire. Zaten Dolmabahçe mutabakatını herkes açıp internet üzerinden de takip edebilir hangi maddeler. Ve bunlar canlı da yayınlandı zaten sonradan televizyonlarda. Şimdi örneğin kadın sorunu konusunda ilk itirazlarının kadın sorununa olması çok ilgi çekicidir. Dediler ki efendim siyasiler diyor ki, siyasiler derken biz Erdoğan'ı anlıyoruz tabii. Siyasiler diyor ki bu kadın sorunu neden buradan geldi, bunun içine girdi, bunu çıkaralım. Önderlik hayır dedi, yani asla olmaz dedi bu. Çünkü kadınlar dedi toplumun yarısıdır. Önemli bir müzakere başlığıdır bu dedi. Şimdi planlama şöyle yapılıyordu, yapıldı daha doğrusu. Şimdi diyelim ki bir müzakere başlığıyla ilgili kesimler, örneğin diyelim kadın sorunu tartışılıyor. Türkiye'deki bütün kadın örgütlerinin temsile insanlar İmralı'ya gelecek. Ve orada isteklerini belirtecekler kadınlar olarak. Yeni demokratik anayasanın çerçevesini oluşturmaya hedefleniyor orada. Kadınlar olarak ne istiyorlar? Ve bunlar basın yoluyla topluma da ulaştırılacak ve toplumun da onayının alması, tartışmalarının yapılması sağlanacak. Şimdi bütün bu müzakereler bittikten sonra demokratik anayasanın çerçevesi oluşacaktır.
Ve Önder Öcalan ondan sonra dönüp PKK'ya çağrı yaparak Türk Devleti'nin ne karşı yönlendirdikleri, yönettikleri silahlı mücadele son verime çağrısı yapacaktı. Hatta bunun için Önder Öcalan diyordu ki bunlar sağlanırsa diyordu bu aşamayı geçersek ben bizzat Anayasa Mahkemesi önünde bu çağrıyı yapmak, Anayasa Mahkemesi'nin önünde bunu yapmak isterim derdi. Yani heyetin önünde, Anayasa Mahkemesi heyetinin önünde yapmak isterim dermişti. Bundan sonra dediğim gibi savaşın artık bitirildiği, Türk Devleti'ne karşı yürütülen savaşın bitirildiği kesin ilan edilecekti. Ve müzakerelerde de şu kanaate varılmıştı. Çünkü buna devlet heyeti itiraz etmiyordu. Demek ki Irak, Suriye ve diğer parçalardaki örgütlenmeye burada söz konusu değil. Türk Devleti'ne yönetilen silahlı mücadele son verilecek deniyordu. Şimdi bir izleme heyeti de o dönemde oluşmuştu. Bu izleme heyeti neydi? Aynen Oslo sürecindeki diyelim ki üçüncü göz gibi. Hani sorun tartışmalarda bir tıkanma yaşanırsa işte akil insanlardan oluşan 7 kişilik bir her iki tarafında önerisiyle oluşan 7 kişilik bir komite izleme heyeti oluşturulacaktı. Ama mesela önderlik şu konuda ısrarcıydı. Bunu mutlaka 28 Şubat'ta gerçekleştirmeliyiz diyordu. Çünkü 28 Şubat bir darbe biliyorsunuz. Erbakan hükümetine karşı bir darbe ve buna karşılık vermek anlamında da bir bu günü istiyordu. Hatta KCK yürütmesi birkaç gün daha bize önderlik müsaade ederse biz bu sorunu biraz daha incelikli tartışmak istiyoruz diyordu. Önderlik bunu kabul etmedi. Hayır dedi, 28 Şubat'ı geçirmeyeceğiz. Hatta oturma planları bile orada oluşturuldu. Şimdi bu Erdoğan'ın haberi olup olmaması meselesi de şu. Mesela bir gün ben kamp güvenliği müsteşarına, biz genellikle tekneyle giderdik. Sahil muhafazanın teknesi vardı. Süratli bir tekne. Bir buçuk saatte İstanbul'a yetişebiliyorduk. Ve şeyler de, devlet heyeti de helikopterle giderlerdi. Hatta biz bir iki sefer boğulma tehlikesi geçirdik. Onu önderliğe söyleyince, önderlik döndü onlara dedi ki, bakın dedi arkadaşların can güvenliği çok önemlidir. Eğer arkadaşların can güvenliği bu gidiş gelişlerde bir tehlike olursa dedi sahaya, olumsuz bir şey gelişirse bununla süreç yürümez dedi artık. Bu konuda kesinlikle dikkat etmeniz lazım bu konuları falan dedi. Sonradan tabii bu Dolmabahçe mutabakatının Erdoğan tarafından hani bunu anlatıyordum. Devlet heyetine bir gün sormuştum. Yani özellikle kamu güvenliği müsteşarına. Dedim ki siz bu burada 3-4 saat konuştuğumuz tutanaklara geçen görüşmelerden hükümete bilgi veriyor musunuz? O dedi ki hayır, hükümete tümüyle anlatılmaz, sadece özet bilgi verilir. Yani ama dedi biz buradan ayrıldıktan sonra, İmralı'dan ayrıldıktan sonra en geç bir veya bir buçuk saat içinde başbakan ve cumhurbaşkanının önündedir bu tutanaklar. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın haberi olmaması diye bir şey asla olamaz. Böyle bir şey zaten dediğim gibi bizzat devlet heyeti tarafından da çürütülmüştü. Evet, yani orada ne konuşulmuşsa sadece bu konu değil, bütün orijinal tutanakları Erdoğan'ın önüne gittiğine dair devlet tarafı bizzat orada açıklamada bulunmuş. Böyle anlıyoruz. Doğru. Evet. Doğru. Hı. Tamam. O zaman yani bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Dolmabahçe mutabakatı ile ilgili. Ya Dolmabahçe mutabakatını şöyle Nevroz bildirisi hazırlanıyordu. Ben çok fazla detaya girmeyeyim. Eğer girmek istiyorsanız girerim tabii de. Ama Nevroz bildirisini hazırlarken şöyle olmuştu. Yani 2015 Nevroz'u son açıklama. Önderlik önce dedi ki, çünkü bunun da Dolmabahçe mutabakatıyla yakından ilişkisi olduğunu için söylemek istiyorum. Şimdi önderlik bu şey artık yaklaşmıştı Nevroz. Bunun konuşma metnini hazırlamak üzere bize dedi ki siz bir taslak hazırlayın dedi. Bu arada devlet heyeti dedi ki efendim biz de
bir katkıda bulunmak isteriz. Yani şunu da söyleyeyim hemen onu unutmadan. Yani devlet heyetinin nezdinde önderlik öyle bir saygınlık oluşturmuştu ki, yani ben efendim dışında Sayın Öcalan veya Abdullah Bey şeklinde hiçbir hitabet duymadım. Yani o 8 ayda daima efendim diye başlar, efendim diye bitirirlerdi. Böyle bir saygınlık, önderlik onlar üzerinde oluşturmuştu yani. Şimdi sonra önderlik dedi ki, o zaman dedi ikiniz de bir araya gelirsiniz iki grupta. Ortak bir şey verirsiniz. Zaten ayın 19'unda geleceksiniz. 19'unda bunu burada ben de görmüş olurum dedi. Şimdi biz bir anlaşmaya varamadık. Neden anlaşmaya varamadık? En çok bir dayatmaları vardı. Demek ki bunlar artık Erdoğan'dan, siyasilerden aldıkları bir şeydi. O şunlar diyordu. Ya bırakın müzakereleri falan. Şimdi Dolmabahçe müzakeresini bırakın söylemeyi. Siz önce Önder Öcalan çağrı yapsın, silahlı mücadeleye son verildiğini ilan etsin falan. Şimdi önderliğe bunu söyledikleri zaman önderlik dedi ki ya bu arabayı atın önüne koşmaktır. Biz daha müzakere Dolmabahçe'de yürüteceğiz. Orada belli bir çerçeve kazandıktan sonra ancak dedi ben böyle bir çağrı yapabilirim. Hatta bunu dedi Anayasa Mahkemesi'nin huzurunda yapmak isterim dedi. Ama devlet heyeti bunu dayatıyor. Sonuçta 19 Mart'ta bir araya geldik. Şimdi acaba Önder Öcalan burada nasıl bir formül bulacak diye merak ediyordum doğrusu. Önder Öcalan dedi işte arkadaş dedi ki size söyleyeyim de dedi ki efendim valla biz dedi şeye başvuramadık yani anlaşamadık dedi. Artık buraya geldi dedi sonra. Önderlik ikisini de okudu. Biz sessizce bekledik. Dedi ki arkadaşların hazırladığı, bizi kastederek, arkadaşların hazırladığı dedi çok şey olmuş dedi yani böyle şiirsi olmuş. Kandil'deki arkadaşlar dedi bunun benim üslubum olmadığını anlarlar dedi. Bu olmaz dedi. Sonra devlet heyetinin 9 sayfada hazırlamışlar ki önderlik diyordu bu 2 sayfayı falan aşmasın. 9 sayfa başkan bunu da okudu sonuna kadar sonra dedi ki ya dedi bu da çok mekanik olmuş dedi. Yani aynı şeyi ben dedi bu konuda da yine tekrarlıyorum. Bizim arkadaşlar benim üslubum olmadığını anlarlar dedi. Yani bu olmaz dedi. En iyisi gene hep birlikte yazalım dedi. Yani eline kağıt kalemi aldı. Kendisi bir cümle kuruyor. Bizlere soruyor. Devlet heyetine hepsinin hepimize soruyor. Katkınız veya işte öneriniz var mı falan. Yok deniyorsa cümle yazılıyordu. Böyle böyle 2 sayfalık bir metin ortaya çıktı. Şimdi önderlik herhalde bunlara müdahale edilebileceğini öngördüğü için döndü bize dedi ki bakın dedi devlet heyetiyle dedi ortaklaşa bu metni beraber hazırladık. Eğer bunun bir kelimesi değişirse dedi sizden hesap sorar. Bizlere söyledi. Şimdi tabii biz geldik. Gerçekten de 20'sindeydik sanıyorum. Artık döneceğiz Diyarbakır'a. 21 Mart kutlaması var. Arkadaşlar aradılar. Dediler ki devlet heyeti diyor ki ille de bunu çıkaracaksınız. Yani yani silah yani Dolmabahçe mutabakatı ya daha doğrusu Dolmabahçe mutabakatından varılan müzakereler bitmeden bunun yani silahlı mücadelenin sona erdirildiğine dair bir cümlenin olması lazım dedi. Önderlik burada da aslında bu yazarken söylemişlerdi tekrar o zaman. Önderlik demişti ki niyetinin bela söyleyeyim o zaman demişti. Yani niyeti diye ilave edildi. Bunu imzalama niyetinin olduğu ifade edildi. Yani böyle bir çağrının yapma niyetinin olduğunu söyledi. Çünkü niyet ayrı. O direkt çağrı yapmak ayrı bir şey. Ama bunlar bu niyetin çıkmasını istiyorlar. Bize de söylediler. Biz dedik hayır asla. Biz kendi aramızda oturduk konuştuk. Dedik bunu asla değiştiremeyiz. Zaten başkan bunu hissettiği için bize dedi. Bakın dedi bunun kelimesine dokunulursa sizi sorumlu tutarım. Ve bu şekilde biz gittik. Orada çıkan önderliğin bizlere de danıştığı, devlet heyetine de danıştığı, oluşturduğu metni okuduk. O metinden sonraki toplantıda henüz bizim için tabii son toplantı sayılıyordu o toplantı.
benim katıldığım son toplantıydı. Önderlik döndü kamu güvenliği müsteşarı. Dedi ki efendim dedi ben dedi biz dedi arkadaşlardan rahatsız. Önderlik niye dedi? Biz sürü sürü arkadaşlar dedi ki. Evet. Ha ses devam ediyor. Şimdi bir ses çiftleşti de onun için durdum. Evet. Eğer bir yorulma durumunuz falan varsa. Yok. Ondan benle ilgili değil. Ha. Tamam. Benle ilgili değil. Ses bir ara kesildi. Tamam. Buyur. Şimdi önderlik sonra önderlik dedi ki efendim arkadaşlarını önlenciler götürdük kabul etmediler falan. Önderlik dedi ki ya dedi bunu tartışmayalım artık dedi. Yani zaten Nevroz da bitti gitti dedi zaten. O son görüşmemizdi. Ama önderlik en son bu HDP ile ilgili, bilmiyorum o konulara gireyim mi girmeyeyim mi, HDP ile ilgili de siyasilerin, yani onların siyasiler dediğinde bizler de onu anlıyorduk, dayatmaları vardı. İsterseniz bu konuya da girelim veya bu konulara ait sorular varsa sonradan. Yani bu şeyden bahsedeceksiniz anladığım kadarıyla. Çünkü o zamanlar seçim de yaklaşıyor. 7 Haziran seçimleri değil mi? Yani evet. Doğru. 7 Haziran seçimleriyle ilgili. Ankara'dan işte bağımsız adaylarla girme talebi vesaire bu tür tartışmalar vardı o zaman. Doğru. Evet onu da biraz anlatsanız iyi olur. Şeye gelmek istiyoruz. Yani artık sürecin bitişi nasıl şekillendi? Biraz evvel Cahit Mervan'ın da sorduğu soruyla da beraber biraz oraya gelmek istiyor ve daha sonra hani güncel şeye geçmek istiyoruz. Güncel kısmı. Buyur. Evet. Şimdi Erdoğan'ın dayattığı konulardan birisi de ki bunu devlet heyeti siyasiler istiyor dediğinde biz artık Erdoğan'ın bunu istediğini anlıyorduk. HDP'nin seçimlere mutlaka bağımsız adaylarla katılmasını dayatıyorlardı. Onlara göre HDP barajı aşamazdı. Çünkü 2007-2011'de de görüldü ki HDP barajı aşacak durumda değil. O zaman bağımsız adaylara girilmişti. HDP barajı aşamazsa peki biz bu sorunu kimlerle konuşacağız diyorlardı. Yani böyle uyanık geçinen sözüm ona. Önderlik de daha önce demişti ki eğer iyi çalışırsanız ben sizin %15-20 oy alabileceğinizi düşünüyorum demişti. Şimdi bizler de doğrusu hani çok öyle rahat barajı aşarız gibi bir durumumuz yoktu. Kaygılarımız vardı ama önderlik öyle deyince önderlik bir şey bilerek bunu söylüyor diye biraz rahatlamıştık doğrusu. Sonuçta hedef şuydu. Eğer biz bağımsız aday girersek yapılan hesaplara göre 2011'in seçimlerinde de zaten örnek vardı. Maksimum diyelim 40 milletvekili çıkarabildik. Geri kalan ki 80 milletvekili çıkmıştı 7 Haziran seçimlerinde. Yarısını AKP alacaktı o zaman. Aslında demek ki AKP bunu tek başına iktidar olamayacağını gördü ve bunu da yatarak bir sonuç almak istedi. Ama mesela diyeceksiniz ki böyle bir şey yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi pekala. Ama nasıl olmalıydı? O zamana kadar gerçekten bunların çözümden yana oldukları, gerçekten bu işi var olduğu üzere yeni bir aşamaya kavuşturmak istediklerine inansanız ya da gelişmeler bunu istese hani o da tartışılabilirdi belki. Yani sırf onlar iktidar olsun da yani biz de muhatapları olarak ama öyle bir şeyleri yok. Hem bu Dolmabahçe mutabakatında hem diğer konularda hem bu YPG işte dayatmalar dediğim gibi yani kumayla onlara girmeyelim de o dayatmalar zaten devletin niyetini açıkça ortaya koymuştu. Bu nedenle artık sadece buna bağlama işte bundan dolayı ilişkiler bozuldu demek tamamen gerçeği yansıtmama olur. Ve bunu söyledikten sonra önderlik bir ara bunlar çok ısrar edince önderlik bir ara bize dedi ki KCK dahil
bütün kurumlarımız bu konuda ne düşünüyor bana bir hafta içinde ileteceksiniz diye. Tabii bütün kurumlar bunu tartıştı ve sonuçta HDP ile girilmesinin daha doğru olacağı kanaatine varıldı ve bu iletildi. Başkan dedi bu tartışma bitmiştir. HDP seçimlere kendi amblemi altında girecektir dedi. Bu şekilde yani şöyle bir uyanıklık yapmak istiyorlardı. Sözüm ona çözümden yana gibi görünüp bizden 40 milletvekilini çalmak ve tek başına iktidar olmak istiyorlardı. Ama tabii burada da AKP ile MHP ile AKP'nin MHP ve Ergenekon'la daha önce ittifak kurduğunu zaten girmiştik o konulara. Bütün bunları bildikten sonra böyle bir teklifin kabul edilmesi zaten imkansızdı. En son öncelik HDP seçimlerinin göreyim yani HDP adaylarını göreyim demişti. Bu iki arkadaş tarafından yalnız gitti, götürüldü. Yani Pervin arkadaşlar sanıyorum Sırsırıya Önder arkadaştı. Biz o görüşmelerde yoktuk. Evet. Fakat önderlik. Pardon, en son görüşme 5 Nisan 2015. 5 Nisan. Evet. 5 odur 2015. Ama biz yoktuk. 5 Nisan'da evet. Biz yoktuk yani. Bu bahsettiğiniz adaylar vesaire o görüşmede oldu değil mi? Yani artık HDP. Hayır. Bu adaylar mesela yani 40 milletvekilinin çıkarılması falan o tartışmalar daha önceydi. Yani biz o katılmıştık evet. O toplantılara. Evet. Ona tanıklık ettik yani. Bizim tanıklık etmediğimiz önderliğin listeler hakkındaki görüşlerini belirtmişti evet. Vesaire. Peki başka yani bu son görüşmemizdir cümlesi Sayın Öcalan tarafından ne zaman size söylendi? Hangi önderlik son görüşmemiz olabilir? Bu önderlik bunu iki yani bizim işte ayrı Nevros'tan sonraki görüşmelerde sanıyorum yani yanlış hafızamda kalmamışsa biz duyduk. Yani sonradan okuyarak mı aklımda kalmış yoksa ama biz bunu duyduk gibi. Evet. Yani işte en son Nevros'tan sonra bir görüşme yapıldı ya orada olabilir. Evet. Peki o zaman az evvel Cahit Mervan'ın şeyi aldığımız soruyu şimdi geçelim. Şimdi siz yani şeyi unutmayın, ben unutabilirim. Bu keneke konusunu önderlik biliyorsunuz keneke'ye de öneri mektubu yazdı. Mesut Barzani'ye. Evet. Kürt Ulusal Birliği Kongresi. Evet. Ona da mutlaka değinmeliyim. Yani. Evet. O zaman siz Cahit Mervan'ın az evvelki sorusuna yani son görüşmelerde neler olduğu size ne söylendi ona dair cevabınızı verin sonra. Hani ona cevap vermiş oldum zaten ben onu söyledim. Evet. Dedim ki bu Nevroz meselesi yani gündeme geldi. Evet o anlaşıldı. Hani böyle hani özel olarak o zaman bu görüşmelerde yani aklınıza kalan sizin için özel bir yani tabii ki o görüşmelerin tümü özel. Hayır o şöyleydi ancak o önemli benim için. Evet. Görüşmelerin sonlarına doğruydu ama tabii hangi görüşme olduğunu dediğin gibi biz notları bile tutmak o konuda yasaktı yani. Hele geçirirse yani bir yayım olmasın diye. Dolayısıyla o tarihleri şunları bunları yani bizzat çok falan bir köşeye yazmak istemiyorduk yani. Şimdi önemli dediğim husus şuydu. Artık bu iş sona yaklaşmış artık belli yani. Dedi ki önderlik böyle kendi kendine söyledi. Dedi ki Nelson Mandela haklıymış. Şimdi ben çok merak ettim. Acaba devlet heyetinde oldu bir ortamda. Neden başkan bunu söyledi? Gittim, biliyorsunuz bizim Aram yayınlarında Nelson Mandela'nın hatıraları bizzat kendi dilinden biyografisi vardı. Onu okudum. Onu okuyarak acaba önderlik burada ne istedi? Mandela ne, hangi konuda haklı demek istedi? Şimdi bir yerde rastladım. Yani tabii direkt böyle olup olmadığını önderliğin böyle düşünüp düşünmediğini bilmiyorum. Ama ben öngörümü söylüyorum. Şöyle de diyebilirim. Şimdi soruyor, gidiyorlar devlet heyetinden Güney Afrika'da. Bir devlet heyeti gidiyor Mandela ile görüşüyor adada. Diyor ki biz böyle bir süreç başlatmak istiyoruz.
artık aynen bu ayrımcılığın sona ermesi konusunda biz dünya yüzüne artık çıkamıyoruz. Yani dünyada bir ülkeye gidemiyoruz. Herkes bizimle ilişki kesiyor vesaire. Daha fazla bu süreci sürdüremeyiz. Siz bu sürece öncülük yapın lütfen diyor. Hatta Nelson Mandela diyor ki yani şimdi diyor örgütün yöneticileri var. Onlarla görüşün. Şimdi hayır diyorlar. Sizin olmanız lazım. Şimdi Sayın Mandela diyor ki eğer ben olacaksam diyor fiziki olarak özgür olmam lazım. Fiziki olarak özgür olmadan ben böyle bir ağır yükün altına girmem diyor. Ve nitekim zaten Afrika Ulusal Kongresi'nde yani Nelson Mandela'nın serbest bırakılması da öyle hani deyim ya halk dilinde deyim yerindeyse öyle davul zurna çalarak olmamış. Telefon açmışlar. Mandela'yı serbest bırakıyoruz gelin alın diye Afrika Ulusal Kongresi bile şaşırıyor bütün yöneticileri. Ve gidiyorlar alıyorlar. Ve gerçekten de fiziki olarak özgür olarak süreçleri devam ediyor. Şimdi ben kendi yorumumla dedim herhalde önderlik de böyle söylüyor. Yani ancak böyle yürümüyor yani ben cezaevinde olacağım ondan sonra çeşitli böyle o görüşmelerle sonuç alınamaz demiş olabilir diye düşündüm. Ne derece isabetli bir düşüncedir değildir onu bilemem. Evet. O zaman bütün bu süreç boyunca bir de az evvel sizin de dikkat çektiğiniz gibi Kürt ulusal birliği konusu da çok tartışıldı. Hatta bunun için mektuplar yazıldı, toplantılar oldu. İşte bütün Kürt partilerinin evlerde katıldığı toplantılar oldu. Buna dair Sayın Yücelan'ın öneri, değerlendirmeleri ve girişimleri, çabalarını da biraz anlatırsanız iyi olur. Ondan sonra birkaç izleyicimizden gelen sorular var. Onları sormak istiyoruz. Buyurun. Evet. Şimdi keneke konusu çok önemli. Şimdi önderlik devlet heyetine bir gün dedi ki, dediğim gibi bu sonlara doğruydu ama kesin tarihini hatırlamıyorum. Yani mümkün değil zaten hatırlamam. Şimdi burada dedi ki, biz eğer dedi bu 3. Dünya Savaşı ortamında devlet heyetine diyor, gerçekten bir Türk-Kürt birliği icra edeceksek, bunu oluşturacaksak, Kürtlerin de mutlaka bütün siyasi örgütlerinin altında yer aldığı bir çatı örgütüne, bir ulusal kongreye ihtiyaç var dedi. Şimdi dedi Sayın Mesut Barzani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hassasiyetleri konusunda çok çok dikkatlidir. Onun için siz bir şekilde devlet heyeti olarak acaba KDP'ye şöyle bir mesaj iletebilir misiniz? Biz Keneke'nin oluşmasına, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin kurulmasına karşı değiliz. Böyle bir mesaj ulaştırabilir misiniz? Onlar da dedi ki efendim biz bir görüşelim gerekli yerlerle. Ondan sonra size döneriz. Sanıyorum yani bir hafta falan sonraki görüşmede kamu güvenliği müsteşarı şunu dedi. Efendim dedi ben o zaman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'ydu. Dedi ki efendim ben Feridun Bey'le ki herkes yani herkes işte bu çok derin devletin adamıdır gibi yorumlar yapan bir insandı. Dedi ki Feridun Bey'le görüştüm Sinirlioğlu'yla. O bu öneriye çok sıcak yaklaştı. Öyle deyince önderlik herhalde şöyle düşünmüş olabilir. Yani bunu benim yorumumdur. Feridun Sinirlioğlu bunu Dışişleri Bakanı'na danışmadan Dışişleri Bakanı da herhalde gidip yani Erdoğan'a danışmadan böyle önemli bir konuda gelip böyle bir güvence vermez herhalde diye düşünmüş olabilir. Dışişleri Bakanı o zaman şey Ahmet Davutoğlu değil mi? Tabii. Evet. Dışişleri Bakanı o zaman kimdi bilemiyorum ama yani Dışişleri Bakanlığı müsteşarıydı Feridun Sinirlioğlu. O bakılabilir yani. O eklenebilir sonra. Sonra bunu önderlik olumlu bir yanıt olarak değerlendirerek dedi ki o zaman dedi Sırrı Süreyya Önder ile dedi Leyla Zana benim Sayın Mesut Barzani'ye dedi yazacağım mektubu kendisine bizzat elden gidip
teslim etmişsinler. Hatta devlet heyetine dedi, siz arkadaşları getirebilir misiniz? Onlar da dedi, tamam efendim dediler. Neyse, sonuçta Önder Öcalan mektup yazdı. Mektupta tabii önemli noktaya şöyle parmak basayım. Şimdi Sayın Mesut Barzani'ye diyor ki, bizim için diyor, yani daha doğrusu KNK'nin başkanlığı için bir tartışma çıkmış. Ben burada diyor, Önder kendisi diyor, Mesut Barzani, Sayın Mesut Barzani diyor, mesela Leyla Zana'yı öneriyorum diyor. Ve dolayısıyla bu problem, yani başkanlık problemini böyle çözeriz diyor. Ha, delege sayısı diyorlar. Diyor, bazı örgütler diyorlar ki işte bunun her parçada PKK'nın yapıları var. Yapılanmaları var. Rojava'da, her yerde. İşte bunlar delege gönderirlerse işte baskın olacak. Önderlik o zaman dedi ki hayır, bu delegeyi şöyle çözebiliriz dedi. Bize %20 veya %30 kaç ne kadar kontenjan belirleyebilirseniz dedi, hangi oranda bir kontenjan belirliyor musunuz, belirliyorsanız onun kadar da dedi veto hakkı isteriz. Yoksa %20 mi olur, 30 mi olur, siz karar verin dedi. Yani biz illa da orada baskın olacağız anlamında bir niyetimiz yok dedi. Ve bu mektupta, giden mektupta bunlar var. Ama diyelim bir hafta 10 gün sonra mektup cevabı geldi. Biz böyle Sayın Önder'i izlerken birdenbire çok öfkelendiğini hissettik, ayağı kalktı. Devlet heyetine dedi ki, siz dedi taahhüt ettiğiniz mesajı vermemişsiniz be dedi Mesut Barzani'ye. Eğer dedi Sayın Barzani'ye bu mesaj gitseydi o bana bunu yazmazdı. Çünkü orada hiç bu konulara değinmeden sadece diyor ki siz diyor güçlerinizi Şengal'den çekin. Şimdi önderlik artık kalktı. Yani masayı terk etmek üzere kaldı. Şeye, önüne geçti. Sırı Süreyya arkadaş, başkanım dedi, lütfen dedi. Lütfen dedi. Falan, yani gitmeyin dedi falan gibisinden. Şimdi o dönem devlet heyeti artık mecbur kaldı gerçeği açıklamaya. Dedi ki efendim buradan sorumlu biz değiliz dedi. Siyasiler bunu kabul ettiremedi. Bu çok önemli. Siyasilere bunu kabul ettiremedik dedi. Önderlik o zaman çözdü meseleyi zaten bence. Yani bunların böyle çözümü isteme şeyleri falan hepsi. Ama dedi ki, yani önderlik her zaman söylüyordu zaten, masayı terk eden taraf biz olmayacağız dedi. Bu gidebildiği yere kadar gider düşüncesindeydi. Ve nitekim öyle uygulandı. Evet. Yani bu KNK konusu da öyle önemli yani bence. Evet, önemli değerlendirme ve bilgiler. Şimdi tabii bunlardan, bu anlattıklarınızın birçoğumuz yeni duyuyoruz. Ve az evvel Cahit Mervan'ın sorusunda da vardı. Başka arkadaşlar da sormuş ve aslında siz konuşmaların içerisinde, yani konuşmanızın, değerlendirmelerinizin tümünü bir araya getirdiğinizde cevabını vermiş oldunuz. Ama o zaman yani bu masayı devirme şeyinin miladı ne olarak sayabiliriz? Çünkü mesela 7 Haziran'dan sonra işte şeyi söylendi, yani halen de söyleyen var, sanki bu seni başkan yaptırmayacağız sözü işte bu sürecin bitişine neden olmuş türünde değerlendirmeler var. Yani anladığımız kadarıyla zaten bu evvelinde alınmış bir karar ve uygun bir zaman bekleniyor. Yani bunun miladını hangi zaman dilimi olarak ele alabiliriz? Vallahi Kobani'den zaten önceden hazırlık yapılmıştı biliyorsunuz. Nevroz yani o Kobani saldırısı yapıldığı zaman Kobani'nin düşmemesi yani. Üstelik bir de Amerika'nın orada devreye girmesi bence o andan itibaren artık süreç sona ermişti. Uzatmalar, ondan sonra uzatmalar devam etti. Ben öyle o kanetteyim yani. Evet.
Şimdi o zaman biraz böyle birkaç şey var, arkadaşlarımızdan soru var yani burada yazılı olarak gelen. Mesela gazeteci arkadaşımız Osman Şahin sormuş, diyor çözüm sürecinin amacı Kürtleri ne o Osmancı amaçlar için kullanmak mıydı? Bunun olamayacağını anlayan devlet soykırım ve işgal siyasetini mi devreye koydu? Bir soru daha ekleyeyim, böyle pratik geçsek iyi olur. Burhan Ekinci yine gazeteci arkadaşımız diyor ki sayın İsterseniz tek tek giderim. Bunu cevaplandıralım. Tamam diye soruyu sonra. Şimdi bu özür dilerim. Yani dikkatim başka yere dağılmıştı o anda. Bu soruyu bir daha tekrarlar mısın? Tamam tekrar ediyorum. Osman Şahin gazeteci diyor ki çözüm sürecinin amacı Kürtleri ne o Osmancı amaçları evet. için kullanmak mıydı? Bunun olamayacağını anlayan devlet soykırım ve işgal siyasetini mi devreye koydu? Yani bütün gelişmeler aslında onu doğruluyor. Yani özellikle devlet zaten o dayatmalardan da anlaşılıyordu. Biliyorsunuz YPG'yi ÖSUM'un parçası olacak. İşte Suriye'ye savaş ilan edilecek. Kantonlar feshedilecek. Yani böyle bir şeyi teklif ettikleri anda ya da dayattıkları anda zaten o andan itibaren hem gerçek yüzleri yani gerçekten ne düşündükleri ortaya çıkmıştı. Hem de artık bu sürecin ondan sonra süren bütün safhalarının yani gölgede kalan. Ama Önder Öcalan son noktaya kadar da yani bu çözüm sürecinin ya da sürecin devam etmesini istiyordu. Onun için diyordu yani biz masayı terk eden taraf olmayacağız diye. Evet, şimdi gazeteci Burhan Ekinci'nin sorusu var. Bu bir iki soru, bir kısmına cevap vermişsiniz belki çünkü sonradan da dahil olan arkadaşlar var. Yani girip çıkan arkadaşlar var. Belki herkes şey değil, başından itibaren dinlemiyor ve zaten bu yayınımızın ses kaydı olacak. İsteyen arkadaşlar sonra tümünü dinleyebilirler. Burhan Ekinci'nin soruları da şöyle. Diyor o süreçte Sayın Öcalan'ın ev hapsi tartışmaları da vardı. Bu konu konuşuldu mu? İkinci soru ise AKP'nin tek başına iktidar olamaması, HDP'nin seni başkan yaptırmayacağı söyleminden dolayı mı? Ve yoksa Rojava'daki kazanımlardan rahatsız olan devletin Erdoğan ile müdahale etmesinden mi kaynaklandı? Ki Sayın Öcalan'ın Rojava için kırmızı çizgimiz dediği de aktarılmıştı. Erdoğan da aynısını söylemişti. Çözüm sürecinin Rojava kazanımlarından sonra çöktüğü varsayımı konusunda ne düşünüyorsunuz? İki soru oldu. Şimdi özür dilerim, bu biraz dikkatim dağıldı da yorgunluk belirtileri, yaşlılık belirtileri. Şimdi bu birinci soruyu sorun, tek tek sorun. Ben tek tek cevaplandırayım. Evet, yani ev hapsi meselesi konuşuldu mu? Bakın şöyle, bu konuşulmadı dersem doğru olmaz. Neden? Benim dönemimde konuşulmadı. Yani çünkü 8 ay, son 8 ayda ama daha önce 22 ay gibi bir süre var. O 22 ayda konuşuldu mu konuşulmadı mı ancak bu konuyu arkadaşlar yani diğer arkadaşlar bilirler. Baştan beri buna katılım arkadaşlar bilirler. Doğrusu ben o konuda bir şey duymadım. Yalnız şunu ekleyeyim Gülsün yerine gelmişken. Şimdi başkan daima geldiği zaman toplantıya geldiği zaman yanında bir klasör vardı. Çok kalın bir klasör. İçinde belki onlarca dosyanın olduğu klasör. Onu daima yanında taşırdı. Bazen görüş ayrılıkları çıktığı zaman önderlik derdi hayır. Öyle konu. Yani ben şunu şöyle yorumluyorum. O yorumu yapabiliyorum. Önderlikle biz olmadan birçok konuda müzakere yürütülmüş. Belli konularda kararlaşmalar sağlanmış. Mesela diyelim ki şeyi çok iyi biliyoruz. Avrupa yerel yönetimler özellik şartının çekince koyulan maddelerin kaldırılması. Mesela bir ara önderlik buna bakarak açık söyledi yani. Biz şöyle yani yorumlayayım öz olarak. Benim olduğum süre içerisinde
Böyle bir şey gündeme gelmedi. Evet. Rojava kazanımlarından sonra çöktüğü varsayımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet, ben de öyle düşünüyorum zaten. Zaten temel hedefleri şuydu dediğim gibi. Yani bunu Kürtleri kendi yedeğine alacaklar gibi hesapladı. Fakat YPG'nin hani ÖSO bünyesine katılmaması ve diğer dayatmaların reddedilmesi, bir de Rojava'da hani Kobani'nin düşmemesi ve ondan sonra Rojava devriminin bütün dünyaya mal olması, 1 Kasım'ın değil mi? Dünya Kobani günü ilan edilmesi vesaire gibi durumlar kesinlikle zaten o dönem bitirmişti yani. Artık bundan sonra olumluya gitmeyeceği anlaşılmıştı ama masada kalmak dediğim gibi sonuna kadar devam edildi. Mesela önderlik, bunu da söyleyeyim, önemli çünkü. Önderlik her zaman bize şunu derdi, bakın derdi, 2015'te söylüyordu bunu. Bakın diyordu, 3. Dünya Savaşı 1990'da başladı diyordu. Aradan 25 yıl geçti diyor, 2015'i kastederek. 25 yıl daha bu süre sürebilir diyordu. Ona göre halkımıza söyleyin, her şeye hazırlıklı olsun. Yani şimdi bugünün gelişmelerine baktığınızda ne kadar büyük bir öngörü içinde olduğu görülüyor. Mesela diyelim ki herkes Ukrayna'daki savaş bitecek derken Filistin, işte Hamas savaşı gündeme girdi. Daha neler neler gerçekleşecek. 2040 nerede, biz nerede? Yani böyle bir öngörüsü her zaman vardı. Onu da bahsetmiş olayım yani. Evet. Benim burada not aldığım başka sorular da var. Ben Sayın Kemal Bülbül'ün bir sorusu var. Diyor ki, yani bir mesajı var. HDP eski milletvekili diyor. Şu anki yorum veya soru bir tarihe tanıklık etmektir. Bu tarih bağlamında NATO, Avrupa Birliği, Amerika hangi pozisyonda? Tecride umursamaz diyor mu? Yoksa farkında olup görmezlikten gelmek mi? Aslında farkındalar. Yani her şeyin farkındalar. Bence Amerika hem PKK'yı, hem savaşı, hem Rojava'yı çok yakından takip ediyor. Yani fakat bu süreçte neye müdahil olup olmayacakları henüz açıklığa kavuşmuş değil. Mesela Fransa daha 2 gün önce değil mi, bir heyet gönderdi Rojava'ya. Bizzat Macron tarafından gönderilmiş. Bunlar böyle sıradan gelişmeler değil. Nabız yokluyorlar. Ama biliyorlar. Mesela diyelim ki HDP'nin, YNK'nin Güney Kürdistan'daki durumlarını dikkate aldıklarında yani diyelim ki örneğin PYD'nin, işte Rojava'daki özelliğin nasıl yürütüldüğünü bence gıptayla izliyorlar. Ama bu konuda hani karar vermişler, artık Kürtler'de de bir statü tanınacak. Böyle bir şey demek istemiyorum. Bunlar daha erken. Ama yakından takip ettiğimizde yani özellikle mesela bu son günlerde biliyorsunuz Türkiye ile ABD arasında ciddi sürtüşmeler var. Yani hesaplar yapılıyor. Biz de hazırlıklı olmalıyız her şeye karşı. Bütün olasılıklara karşı. Zaten önderliğin hep bize söylediği buydu. Tüm olasılıklar masadadır. Hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Evet. Cahit Mervan, senin şeyin var mı? Bu şu geldiğimiz nokta itibariyle. Çünkü bir 9.30'a kadar sürdürsek Hatip abi sizin için sorun olmaz değil mi? Yani yoruldum ama idare edeceğim tabii. Tamam. Ben az önce Hatip abinin söylediğine çok ek bir şey soru sorarak acaba açabilir mi? Yani 99'da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ı uluslararası bir komplo teslim eden güçler, ki bunun başında Amerika Birleşik Devletleri var. Aradan 25 yıl sonra pozisyonlarında bir kırılma var mı, bir değişiklik var mı? Yani 99'daki durumda mı Amerika Birleşik Devletleri Kürtler meselesine? Az önce bir parça değindi. Yani hem İmralı konusunda hem Kürtlerin genel
gidişatı konusunda küresel güçlerde bir politik değişiklik, bir makas değişikliği gözleniyor mu? Yoksa 25 yıl önceki eski klasik NATO'cu bir politika mı yürütüyorlar? Yok, eski politikaların aynen sürmesi diye bir şey olamaz. Mutlaka yeni gelişmeler takip ediliyor. Örneğin diyelim ki basit bir örnek vereyim. Kenneke'nin gidip Amerika'da değil mi görüşmeler yapmasında kapılar açıktı hepsinin. Ya da diyelim Macron geliyor özel elçilerini Rojava'ya gönderiyor. Bunun örnekleri çoğaltılabilir yani. Biz eğer güçlü durarsak, birliğimizi sağlarsak, HDP gibi birliği bozucu eylemlerden ya da diyelim davranışlardan sakınırsak, Kürtlerin kazanmaması diye bir şey yok. Bileklerin hakkıyla ödedikleri o kadar büyük bedellerin sonucunda kazanacaklardır o hakkı. Kimseden zaten kimseye özgürlük de bahşedilmez. Devlet yani siyasi statü de bağışlanmaz. Bunu bize bağlı yani. Her şey bize bağlı. Evet. Şimdi bir gazeteci arkadaşımız Aslan Aslan'ın bir sorusu var. Biraz evvel konuştuğunuz konuyla ilgili. Diyor ki uluslararası güçler bu az evvel ayrıntılı anlattığınız İmralı süreci, İmralı görüşmelerinden haberdar mıydılar? Yani bilgileri var mıydı? Yani onların bilgisi yani ne oranda dahildiler? Çünkü İmralı sistemi uluslararası bir komplo sonucu oluştu. Az evvel siz de söylediniz. Buna da biraz kısa bir cevap verseniz iyi olur. Sonra aktüel sorular. Şimdi tabii PKK büyük bir evrim geçirdi değil mi? 1999'dan sonra önderlik binlerce eser, kitap okudu. Dünyayı tahlil etmeye başladı ve sonuçta öyle bir paradigma yarattı ki bugün dünyadaki bütün ezilenlerin önderi konumuna geldi. Kadın özgürlüğü konusu, demokratik ulus anlayışı, demokratik özellik, demokratik konfederalizm meseleleri. Bütün bunlar Sayın Öcalan'ı farklı bir yere oturttu. Yani bugün biliyorsunuz bu heyet, bu şeyleri yapanlardan çoğu Avrupa devletlerinden ve Amerika'dan bilim insanları, akademisyenler, siyasetçiler. Şimdi dolayısıyla Kürtlere bakış ya da diyelim PKK'ya bakış eskisi gibi olamaz. Çünkü PKK, evet ismi PKK olarak kalmıştır belki 84'lerden bu yana ya da 78'den bu yana. Ama PKK çok evrim geçirdi. Bugün dünyada saygın siyasi hareketlerden birisi durumundadır. Onun için bunu görmezden gelme kimsenin lüksü olamaz. Zaten öyle bir şey de beklenmemesi gerekiyor. Evet, şimdi tekrar biraz ilk başta sorduğumuz soruya gelmiş oluruz yani artık yavaş yavaş sonra. Şimdi 25 yıl oldu yani bu İmralı'da bir esaret süreci var. Son 2,5-3 yıldır mutlak tecrit var. Hiçbir şekilde haber yok. Bunu kırmak için bir kampanya, bir mücadele var. Biraz buna dikkat çekmenizi istiyorum ve biraz yayının başlığına da atıfta bulunarak işte az evvel özetlediniz Orta Doğu'da çok önemli gelişmeler var. Yani kaotik bir durum var. Bölgede yeni dengeler, yeni statükolar oluşum içerisinde yani öyle bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla bu bağlamda Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü neden her zamankinden daha çok Kürtler ve Orta Doğu halkları için elzemdir? Şimdi hem devlet, hem bizler, hem de bu süreci takip eden tüm gözlemciler şunu gördüler. Sayın Öcalan, Orta Doğu'nun bütün sorunları üzerinde kafa yormuş. Bu konuda ta tarihin ilk dönemlerinden, milattan önce 10 binlerden bugüne kadar süreci en doğru tahlil eden bir insandır. Mesela
Bu Sümerler üzerine yaptığı, biliyorsunuz bazı kitaplarda geniş geniş yorumlar vardı. Ben bir akademisyenle bir ara karşılaşmıştım. Demişti ya biz korkumuzdan kalkıp diyemeyiz. Sümerleri en iyi tahlil eden, çözümleyen Sayın Öcalan'dır diyemiyoruz. Ama hiç kimse bugüne kadar Sümerleri onun gibi doğru ve yerinde bir çözümlemeye kavuşturamamıştı. Şimdi kadın sorunundan tutun da işte bu diyelim ki inanç özgürlüğüne, ki biliyorsunuz Sayın Öcalan'ın tavrı bu konuda çok nettir. Mesela bir gün şöyle bir konuşma geçmişti. Demişti ki şeyi soruyordu bu Kamışlı ile ilgili bir soru. İşte dediler orada işte bu kadar çok az sayıda Ermeni nüfusu kalmış. Diyordu hayır olsun. Bir kişi dahi bir yerde varsa onlar yönetimlerde mutlaka temsil edilmeli. Hem inanç ayrılıkları konusunda böyle düşünüyordu. Nitekim ezdilere ne kadar sahip çıktığını hepimiz biliyoruz. Bütün konularda Sayın Öcalan'ın tavrı herkes tarafından bilinir durumdadır. Yani biz bildiğimiz kadar ben bunun böyle devlet istihbaratlarının da bunları bildiğini, hatta Türk devletinin de bunu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu yalnız zihniyete sahipler adeta şöyle düşünüyorlar. Kürtlerin var olması, Kürtlerin haklarına sahip olması kendi ideolojilerine bakınca belki anlaşılırdır. Mutlaka bu da Türk halkının yani da Türklerin aleyhine olacak gibi bir yaklaşımları var. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Soykırımcı düşünce hiçbir zaman başarı sağlayamaz. Bu konuda eğer akıllı, biraz devlet aklı denen bir şey kalmışsa, 3. Dünya Savaşı'nın bu bulunduğu aşamayı da dikkate alarak yavaş yavaş bütün devletlerinde belki şu veya bu şekilde yeniden dizayn edildiği bir atmosfer varken Kürtlere ellerini uzatmalıdırlar. Sayın Öcalan bu konuda zaten devlet nezdinde baş müzakereci olarak tanınmıştı. Baş müzakerecidir. Şu anda da öyledir. Onun yerinde başka hiç kimse olamaz ve bunu çözemez. Sayın Öcalan'ın daha sağlığında bu sorunun mutlaka çözülmesi, bütün halkların, Kürt halkının başta olmak üzere hakkı ve buna ulaşma anlamda da sorumluluğu vardır. Bunu mutlaka sağlamalıyız. Bu kampanya çerçevesinde yani bizden beklenen, gerçekten halk zaten bu konuda duyarlıdır, örgütlenmeyi iyi yapmak ve halkımızı deyim yerindeyse ayağa kaldırmak, gençliği, kadın, bütün güçlerin ve Kürt halkının dostlarının hem diasporada, Avrupa'da hem dünyanın her tarafında onların desteğini de alarak diplomatik ve siyasi bir hamleyle ses kesildi. Ses kesildi. Eğer sesim geliyor mu? Telefonda bir sorun çıkmış. Şimdi ses geliyor. Ses kesildi. Hatip abi ses geliyor mu size? Ses geliyor, evet. Evet. Son bir iki cümleniz kesildi zannedersem. Bu vesileyle zannedersem biraz siz de yoruldunuz. Bayağı bir soru da var. Siz, artık toparlasak iyi olur. Diğer soruları da soramadığım soruları da size yazılı olarak yönlendireceğiz. Öyle anlaşılıyor ki bir yayın daha yapmamız gerekecek. Anlaşıldı. Yani dediğim gibi bu dostlarımızın öncülüğünde başlayan bu kampanya çok önemli bir siyasi ve diplomatik bir hamledir. Bu hamleyi zaten halkımızın dinliyoruz televizyonlarımızda, haber kaynaklarımızda. Halk bunun bilincindedir. Eğer güçlü bir destek vererek
bu kampanya devam ettirilebilirse, ki edilmesi şarttır, olmalı, herkes elinden gelen yaptığında çok kısa zamanda hayırlı sonuçların alabileceğini ben şahsen inanıyorum. Bu konuda moralli olmalıyız. Bu konuda iradeli olmalıyız. Ve bu konuda Önder Öcalan'a karşı bir sorumluluğumuzun olduğunu bilmeliyiz. Bu, mutlaka biz başaracağız bunu. Önderlik her zaman diyordu, özgürlük kazanacak. Evet, özgürlük mutlaka kazanacak. Hem Önder Öcalan özgür olacak, hem halkımız önder olacak. Hem aşama aşama bütün dünyanın ezilenlerini özgürlüğe kavuşması kaçınılmazdır. İşte gençliğin 2-3 gün önceki konferansında ortaya çıkan 68 ruhu dünyanın her tarafına yayılacak ve kadınların ve gençlerin öncülüğünde mutlaka başaracağız diyor. Evet, o zaman bu şekilde yayını sonlandıralım. Hatip abi, siz de yoruldunuz ve eklemek isteyeceğiniz bir şeyler daha varsa ekleyebilirsiniz. Yoksa ben bir iki açıklama yapıp bu şekilde yayına son vermiş olurum. Siz devam edebilirsiniz tabii. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, çok sağ olun. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde yayını sonlandıracağız ve birçok soru geldi. Tabii biraz önce de söylediğim gibi bazı sorular zaten konuşmaların, diğer soruların cevabı içerisinde cevabını bulduğu için tekrar etmedik. Ama zaten hepsini sormamız da mümkün değil. Fakat bu soruların tümünü Hatip Baba'ya yönlendireceğiz daha sonra yazılı. Kendisi de uygun bir zamanda bunlara bakacak. Ve bir yayın daha planlarız ve bu yayını yaparsak eğer Sayın Hatip Dicle de uygun görürse bunun duyurusunu önceden yapacağız. Ve önümüzdeki günlerde bu Üç Alana Özgürlük Kürt Sorununa Çözüm kampanyasının pratik durumuna ilişkin Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinde eylemler, etkinlikler oluyor. 18 Kasım'da da bir yürüyüş olacak Gemlik'e. Buna ilişkin de bir yayın yapacağız. Tabii o yayında başka konuklar olacak. Ama dediğim gibi Sayın Hatip Dicle ile bu konuyu bir yayında daha konuşacağız. Bir iki saat planlamıştık, iki saati aştık. Ama bu gelen soruların tümünü sorsam, hatta yarısını bile sorsam 3 saat daha burada kalmamız gerekecek. Onun için burada noktalıyoruz. Kimse sorumuzu niye sormadınız demesin lütfen. Herhangi bir sebebi yok. Tek sebebi zaman sorunu. Ondan dolayı kimse kusura bakmasın. Hatip abi, tekrar çok teşekkür ederiz. Cahit Mervan da sorularla katkı sundu. Meltem de.